Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar. Kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider. Sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür. Defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda ya. Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 9 Nisan 2021 Cuma. Ulusal kanalda ve Ulusal Radyo'da Türkiye'nin halkçı devrimci yayın organlarında televizyon gazetesine başlıyoruz. Efendim gündemde parçalı bir gündem bugün. Böyle hani parçalı bulutlu hava olur ya onun gibi birkaç birkaçtan bile fazla konu var konuşmamız gereken. Ama tabii emekli amirallerin durumu yine gündemde. Şimdi emekli amiraller için 4 gün daha gözaltı süresi uzamış. Efendim ondan sonra soruşturmada beş kritik soru varmış sorulan genel olarak. Avrupa Birliği liderleri niye bu emekli amirallerin bildirisiyle ilgili bir şey açıklamadı? Ben onu merak ettim. Bakan şeye kadar geldiler, Beştepe'ye kadar geldiler. Hiçbiri ağzını açmadı. İçerideki ve dışarıdaki Amerikalılar diye bir yazı yazmış Mahmut Öbür. İlginç. Benim hoşuma gitti bir bakacağız. Oda TV'de bir haber var Halk TV'de o isim yayına bağlanınca ortalık karıştı Aslında bu Oda TV'de değil birkaç yerde daha var Gerçek gündemde var mesela Semih Çetin çıktı emekli amiral Biliyorsunuz roman tadında kitapları vardı Hatta ben komutan bırak askerliği roman yaz roman demiştim Dün akşam ilginç açıklamalar yaptı Dedi ki ya bana da geldi o bildiri amiral beni aradı. Hangi amiral? Ya hangisi olacak işte o İyi Parti kurucusu Mengi. Yani tam cefereci olanı aramış. E, e ben de o içinde yan yana gelmek istemediğim insanlar olduğu için, bazı insanlar olduğu için imza atmadım ama diyor, bana gelen bildirinin başlığıyla bu bildirinin başlığı farklıydı. Öyle Yüce Türk Milleti'ne falan diye bir şey yoktu. E, ikincisi bildirinin altında diyor 6 Nisan tarihi vardı. Halbuki bildiri 3 Nisan'da yayınlandı. Gece yarısı yayınlandı. Sonra bir başkası bu Ergene Balyoz'a e, alet olanlardan birisi yayına bağlanmış. O da ilk ben yayınladım demiş. E, bence o da doğru söylemiyor. Ben 23.41'de yayınladım falan. Fıstık e, kimi kaynaklara göre 22.40'da e, kimilerine göre ve aslında haberdeki tarih saate göre Varyans'ın ilk yayınlamış bildiriyi. İlginç şeyler ya, ondan sonra bu şey çıktı, emekli general çıktı, o yalanladı yine bildiriyip, bakın işte ilk bildiri farklıydı, bu bildiri farklı. Yani bir kumpas var. E peki kumpası yapan kim? Bizim ilk dikkat çektiğimiz neresi ise orası, Cefre yaptı kumpası. Yani Mendi. Bu Mengi, pardon, Mendi, Mendi nereden karıştırıyorum Mendi? O Mengi denen İYİ Parti kurucusu, Bildir'de bir numaralı imzacı olan Mengi e, yapıyor bu işleri. Gördüğümüz bu. İlginç şeyler. Bakacağız. Ha bu arada e, ne oluyor? E, Koç Üniversitesi, Amiral Cem Gürdeniz'in direktörü olduğu bölümden... ...Cem Gürdeniz'in ismini çıkartıyor. Hatta o bölümü blokluyor. Okuyamıyorsunuz, giremiyorsunuz oraya. Bunun üzerine... Artık ama bildiri yayınlanmış ilk gün, yayınlanmasının ilk günü galiba 6 Nisan mı? Evet 6 Nisan. Koç Üniversitesi Cem Gürdeniz'in ismini çıkarıyor. Bunun üzerine Cem Gürdeniz açıyor telefonu, sen benim ismim diye istifa ediyor oradan. Böyle de ilginç gelişmeler var. Bakacağız, Bugün haberler ilginç olmaya başladı ama ilginç olduğu kadar da gerçek Kumpas Merkezi'nde ortaya çıkmasına neden oldu ee, onu da söyleyelim ee, başka ne oldu şimdi ha ben şeyi merak ediyorum bu e, Cüppeli Generali yayınladı ya ver yansın biz yayınladık diye sahiplendi. şimdi bakıyorum ya hayır zihni çakır biz önce yayınladık demiyorlar e, demez yani zorla mı dedireceksin demek istemiyor olsa demez ama görünen de bu onu da söyleyeyim. Ha bu Ayasofya imamı işte nasıl böyle demeç verir bilmem ne yapar. iki tane diyanet mi var? E, Türkiye Türkiye'ye irtica geliyor. Ayasofya imamı istifa etti, üniversiteye döndü. Bakın şimdi irtica var dediğinizde Ayasofya imamı e, ters bir açıklama yapıyor. E, çok kısa bir süre sonra aradan kaç gün geçti ki istifa edip üniversiteye dönmek zorunda kalıyor. Yoksa Ayasofya imamlığı bırakılır mı lan? Dünyanın merkezi. Demek ki var bir zorlama. Çorlu'da Atatürk anıtına bir manyak saldırıyor. Polis anında gidiyor, buluyor adamı, tıklıyor içeriye. Bunun gibi irtica ile ilgili bir, bir takım şeylerde İçişleri Bakanı, hükümet hassas davranıyor. Demek ki irtica meselesi çok böyle üstünde tepinilebilecek bir mesele olmaktan çıkarılıyor. Başka ne vardı? Bu bildiriyle ilgili söylüyorum. Montra meselesi, dün uzun uzun anlattık. Çanakkale'yi geçemeden Kanal İstanbul'la Montreux'u falan delemezsiniz dedik. Delemeyecekler. Öyle de bir niyet yok. Peki ne? Bu bu ortadaki tartışma ne? Ortadaki tartışma ne biliyor musunuz? Kaos teorisi, yaratıcı yıkıcılık. Başka hiçbir şey değil. Başka? Ha, Güneri Civoğlu Altın Anahtar Montreux diye bir yazı yazmış. Ona bakacağız. Türk sihaları önleme zorlamış Alman ordusunu. Etrafımıza bakalım biraz da değil mi? Kremlin tehdit etmedik, etmiyoruz etmeyeceğiz demiş. Ama altında bir haber daha var. ABD'nin her adımına da yanıt var, vereceğiz demiş Rusya. Amerika Karadeniz'e savaş gemilerimizi sokacağız demiş. Hasan Ünal bir tweet atmış. Bir dalga geçmiş, bir dalga geçmiş. Profesör Hasan Ünal e, ee, ben sizi televizyon gazetesi, hakikat ama ciddi bu. Ben bu, böyle bir espri yeteneğiniz olduğunu bilmiyordum. Sizi televizyon gazetesinde mizah sayfası yapmaya davet ediyorum. Hakikaten güzel mizah yapmış. Ee, Avrupa Birliği'nin koltuk meselesi çıktı başımıza. İşte Türklerin kadına verdiği değer falan filan dendi ee, Erdoğan'ın kabulünde. Hanımefendinin oturtulduğu yer için. Ondan sonra bir bakıyoruz Avrupa Birliği kendisi böyle istemiş. Niye böyle istemiş? Boltuk kavgası var aralarında. Bir yazıda da zaten Sabah Gazetesi yazarı Avrupa böyle böyle çatlar işte. Tam ortasından çatlar diyor. Çatlıyor mu? Vallahi çatlıyor. Ne oluyor? Belfast yanıyor şu anda. Cayır cayır. Bir başka haber yine Avrupa'daki çöküşe çatla demiyor ama çöküşe ilişkin. Bir grup Alman dazlak faşist cuma namazlarını basacaklarmış. Alman polisi enselemiş. Ee, yine çevremizde ne var? ABD İran'a yaptırımları kaldırmaya hazırlanıyormuş. Arkadaşlar Yakup Aslan'ı bulabilir miyiz? Yakup bu işlerden anlar, iyi anlar. Bir bakalım. Yani binaya yakın bir yerdeyse bekleyeyim. Değilse bulunduğu yerden bir skype yapalım. Çünkü bakın bu neden önemli bu haber? Amerika tehdit etti. Bilmem ne yaptı. Olmadı. Ee, İran dedi ki gel şu nükleer anlaşmasını yeniden e, gözden geçirelim İran dedi ki şart, şart yok dönüyorsan dön Amerika baktı olmuyor şimdi İran'a yaptırımları e, hafifliğe kaldırıyor olmuş Aferin İran'a İsrail'den PKK'ya destek çağrısı gelmiş e, İsrail'e neyse işte Amerika'ya neyse İsrail'e de o Yani Amerika'nın İsrail'in kullandığı bir örgüt işte e, ee, ya neydi adamın adı Trump'ın e, şeyi yardımcısı? E, I, Mike Pence, Mike Pence. Mike Pence e, anılarını, Trump'la olan anılarını e, satmak için 4-5 milyon dolar gibi bir paraya anlaşmış bir yayın eviyle. İyi para be değil mi? Ha? Ya aslında daha iyi para edecek benim anılarım var. <laughs> Turan abiyle anılarımı anlatayım Turan Özlü'yle. Ama daha da beteri Hulki Cevizoğlu ile ilgili anılarımı anlatayım. Allah canıma alsın Biden'ın istediği paranın iki katını isterim onlar için. Burası her zaman şeydir, ilginç bir yerdir. Neler yaşıyoruz neler? Rekor üstüne rekor diye bir başlık. Adnan Türkkan ile ilgili anılarımı anlatayım. O çok para etmez. Adnan'da o kadar ilginçlik yok. Adnan düz adamdır. Bunu yapacağım der, bunu yapar. Sürpriz beklemeyin. Adnan görev adamıdır o kadar. Rekor üstüne rekor. Bu neymiş? Bu sözcüğünün manşeti. Efendim e, haklı olarak enflasyonda rekor kırdık, e, e, bilmem e, pa pahalılıkta rekor kırdık, bilmem neydi diyor da. Orada bir de hapishanede rekor kırdık diyor. Ne alaka muhalle? Bak şimdi onun alakası ne biliyor musun? Hesapta e, ekonomiden vuracak, pahalılıktan enflasyondan vuracak. Bir taraftan da hapishanedeki FETÖ'cüleri PKK'lıları kurtarma operasyonu yapacak. Hapishanelerde rekor kırdık da hapishanelerde kiminle doldu Şekerim? Devrimcilerle mi? Atatürkçülerle mi? Cumhuriyetçilerle mi? Kiminle? FETÖ'cülerle PKK'cılarla doldu. Geleceğim ama o habere de geleceğim yani. o Yani şimdi biz çok fazla dokunmuyoruz. Hadi içinde dostlarımız vardır, sevdiklerimiz vardır. Gerçek Atatürkçü insanlar vardır falan diye ama e, bu numaraları da yemiyoruz yani onu da söyleyeyim çürüme sinyalleri diye bir haber var Kararda. Maalesef doğru. Bunu geçenlerde bir başka yerden alıntı yaparak aktarmıştım. atık suları, lağımları şey yapıyorlar. analiz ediyorlar. Lağımlardan, atık sulardan inanılmaz kokain, esrar, eroin artıkları çıkıyor. Ve dünyada en yüksek kentlerden biri bu anlamda gerçek bir kötü durum. E, sabah gazetesinde Hıncal Uluç amiral battı diye bir başlık atmış. Ulan dedim Hıncal Uluç da mı girdi amirallerin bildirisi meselesine? Değilmiş değilmiş o basın e, polemiğiyle ilgili bir şey. Ama e, biraz gülersiniz onu da veririm. E, ödüllü profesörün vatan sevdası haberine bayıldım. E, dünyanın sayılı üniversitelerinden MIT'de yazılışı MIT. MIT'te e, demeyeceğim Milli İstihbarat Teşkilatı diye anlamıyorsunuz. E, e, MIT Üniversitesi'nde başarılı bir genç profesör Türk Babası diyor ki Yeter lan Tabii ya, ya oğlu derdi de, demezdi de. Ama öyle dememiştir büyük ihtimalle Oğlum bak yeter tamam Amerikalardasın falan Gel biraz da memleketine hizmet et Vatanına hizmet et demiş Abi koca profesör sen bırak MIT'yi Şurayı burayı kalk gel Türkiye'ye Bir de güzel güzel mucizevi işler yap Vallahi bayıldım adama Helal olsun e, tanımıyorum. Tanıyan varsa Halil Nebiler selam söyledi. Gözlerinden öpüyor desin. E, ya şey Covid'de durum kötü. Gerçi e, ben Covid haberlerini artık e, can, e, Karadut'a bırakıyorum. Niye? O hem e, iyi takip ediyor hem e, güzel anlatıyor. Ya ama e, yani e, benim de söylemem gereken bazı şeyler var artık. Bakın vaka sayısında yüzde otuz artış ölüm sayısında 56 elli altı artış. Bu, bu böyle olmaz. Yalnız ne yapacağız e, noktasında bir tartışma var. İşte Aydınlık diyor ki vaka sayısını düşürecek dört öneri. E, makul dört öneri getiriyor ama e, hükümet e, hükümete yakın gazeteler bu konuda anlaşamıyorlar. Mesela Yeni Şafak derhal tam kapanma diyor. Akşam tam kapanma olmaz diyor. Çocuklar bir durum, bir aranızda anlaşın ondan sonra. E, Sağlık Bakanı 40, 40 e, Haziran'a kadar 40 yaş üstü aşılanacak demiş. İngiltere işi bitirdi arkadaşlar. Pazartesi günden itibaren e, sürü bağışıklığına geçecek. Çünkü e, baya %80'ini %70'ini aşıladı e, İngiltere halkının. Onlar bayağı bir önde. E, onlara yetişmemiz kolay değil. Bir de Trakya'da dün kar yağdı değil mi? Vallahi basbayağı böyle bir karış falan olmuş. Bir abla şey diyor, e, ne güzel diyor, bereket yağıyor diyor. Hakikaten yani e, kar e, toprağın bereketidir, e, barajların da bereketidir, onu da... Ama hayatımda en ilginç kar yağışını bundan 5-6 yıl önce Ankara-İstanbul yolunda rastladım. Abi Ankara'dan çıktım, vurdum kendimi İstanbul yoluna. 4 Divana geldim, kar yağmaya başladı. Ta Düzce'ye kadar, Düzce'de sulu kara çevirdi. iyice Düzce'ye gelince de yağmura döndü. E neresi ilginç diyeceksiniz? Hiç. <laughs> 23 Nisan'dı. Yani 23 Nisan'da acayip kar yağıyordu. İstanbul Ankara yolunun Bolu Dağı kesimlerinde. Orası ilginç. E, bunları anlatacağız. Yani bak bir şey söyleyeyim seyirci seyirci bak bir şey söyleyeyim. Bak burada kaç yıldır senin için e, canımı dişime takmışım bir şeyler anlatıyorum. 11 11 15'ten sonra nereye kaçıyorsun? Ha? E, asıl anlatacaklarım 11 11'den sonra 11 15'ten sonra. Uyanık. Kim bağlantıları 11'den sonra yapıyorum? Çok şey kaybediyor o kaçanlar. Bak onu söyleyeyim. Bir yere kıpraşmak yok. Televizyon gazetesi başlıyor. Hadi bakalım. Evet, amiraller bildirisiyle başlıyoruz. Önce sıcak haber, sıcak haber nedir? E, yeni gelişen haberdir. E, o da e, ney? E, o da amirallere dört gün gözaltı e, meselesi. İkincisi de dün akşam yaşanan <laughs> tartışmalar. Bu dört gün gözaltı ilk e, gözaltı meselesiyle başlayalım. E, emekli 104 amiralin abi çay gelmedi. Niye çay gelmedi? Yok abi, çay gelene kadar programdı. Aman. Çay istiyorum ya. Çay. Bak boğaz tokluğuna demiyorum. Çay tokluğuna çalışacağım. Çay getirin. Oturuyorum ben. Çay gelince haber verirsiniz. Tamam mı? Hadi bakalım. Geliyor mu çay? Geldi. Geldi mi? Ha tamam. <laughs> Şimdi bak Erkin Koray diyor ki çok sevdiğim dostum abim. Önce çay Halil Bey önce çay. Haydi başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet, emekli amirallere 4 gün daha gözaltı. Emekli 104 amiralin imzasıyla yayınlanan Montrö bildirisiyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 5 Nisan'da 10 emekli amiral gözaltına alınırken 4 emekli amiral de ileri yaşları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı. 4 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz, El konulan dijital materyallerin çokluğu ve incelemelerinin halen devam ettiği HTS analiz çalışmalarının sürdüğü şüpheli sayısının fazlalığı ve ifadelerin alınması için alınması pardon atılı suçun vasıf ve mahiyeti gerekçesiyle gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasını talep etti. Talep yazısında avukatların müvekkillerin serbest bırakılması talebinin de reddedilmesi istendi. Savcılığın gözaltı süresinin uzatılması talebi üzerine gözaltında bulunan emekli amiraller dün akşam saatlerinde adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğince beyanları alındı. Nöbetçi hakim terörle mücadele kanununun geçici 19. maddesinde yer alan gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin karar Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine yakalanan kişinin kişi dinlenilmek suretiyle hakim tarafından verilir gerekçesiyle emekli amirallerin avukatsız olarak süre uzatım taleplerine ilişkin ifadelerini aldı. Avukatlar buna ilişkin itirazlarını tutanağa geçirdikten sonra salondan ayrılmak zorunda kaldı. Alınan bilgilere göre emekli amiraller ifadelerinde sürenin uzatılmasına gerekçe gösterilen dijital materyallerin zaten polisin elinde olduğunu, bu nedenle delil karartma imkanı bulunmadığını belirterek serbest bırakılmalarını istediler. E doğru. Emekli amiraller ifadelerinde gözaltına alınmalarına gerekçe gösterilen bildirinin suç unsuru taşımadığını, bu nedenle gözaltına bile alınmamaları gerektiğini sağlık ve yaş sorunları ile COVID-19 salgını nedeniyle e bu gerekçelerde doğru. Sağlık, yaş, COVID-19. E, serbest bırakılmalarına karar verilmesini, e, verilmesini talep etti. İfadelerin ardından nöbetçi hakimlik savcılığın süre uzatımı yönündeki talebini kabul ederek şüphelilerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına karar verdi. Hadi bakalım. E, başka türlü olsaydı daha iyi olurdu gibime geliyor. Tabi savcının hakimin işine karışma anlamında söylemiyorum bunu. Sadece e, başka türlü olabilirdi diyorum. Peki soruşturmada ne soruyorlar komutanlara, amirallere, emeklilere? Bir de ona bakalım. Abdülkadir Selvi yazmış galiba değil mi? Heh. Abdülkadir Selvi ne demiş? Soruşturmada 5 kritik soru. <laughs> 104 emekli amiralin yayınladığı darbe tehditli bildiriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı titiz bir soruşturma yürütüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dijital materyal... <laughs> Evet Ankara şunu kapatır mısınız arkadaşlar? Ee, bu klima tam böyle üstüne üstüme, üstüme girdi. Boğaz'ın kurutuyor. Ee, ondan sonra. Evet. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dijital materyallerin çokluğu bunlar üzerindeki incelemenin sürdüğü şüpheli sayısının fazlalığı. Abi <laughs> evet dijital materyaller çok. Niye? 104 tane amiralin bilgisayarı, Laptopu, cep telefonundaki yazışmalar, şunlar bunlar biter mi be? Oku oku bitmez valla ama yeterli personeli vereceksin demek ki. Ee, bunlar üzerindeki incelemenin sürdüğü, şüpheli sayısının fazlalığı, henüz bunların ifadesinin alınmadığı, üzerlerine atılı suçun anayasal düzene karşı suç işlemek üzere anlaşma gibi önemli bir iddia olması nedeniyle gözaltı süresinin uzatılmasını talep etmişti. Gözaltı süresi uzatıldı. Gözaltındaki emekli amirallerin HTS kayıtları gelmiş ancak onların analizleri tamamlanmamış. Ne üzerinde duruluyor? Ee, bir, emekli amirallerin muazzaflarla bir irtibatı var mı? E, yok diye sonuç e, açıklanmıştı. Dün sözcüden okuduk değil mi? Evet, sözcüden okuduk. Ayrıca benim kendi istihbaratımda e, yetkililerin böyle bir irtibat bulamadığı yönünde. İki, bildiri kimlere gönderildi? Kendisine bildiri geldiği halde imzalamayan oldu mu? Oldu oldu. 90 civarında olmuş. 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye 86 emekli amiralin katılmadığı ifade ediliyor. İşte 90 civarında dediğim 86'ymış. 3. Bildirinin hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yönetici konumunda olanların dış irtibatları var mı? 4. Bildirinin hazırlanıp yayınlanma sürecinde siyasilerle irtibat kuruldu mu? 5 bildirinin gece yayınlanması kararı nasıl alındı? Siyasilerle irtibat kuruldu mu? Kurulmuş. Bir bakana mı? Eski bakana mı ne gönderilmiş? CHP'lilerin galiba haberi varmış falan. 27 Nisan'da en muhtıraya muhatap olmuş 15 Tem 15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimine maruz kalmış olan AKP'nin iktidarı olduğu günden bu yana. Darbe tehdidi eksik olmadığı için yoğurt üflenerek yeniliyor. Emekli amirallerle ilgili soruşturma dikkatli bir şekilde takip ediliyor ama Aynı zamanda bir takım idari düzenlemeler üzerinde de çalışılıyor. Yayınladıkları gece yarısı bildirisiyle darbe tartışmalarının başlamasına neden olan emekli oramiraller hükümeti harekete geçirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürerken ee sürerkene emekli amiral ve generaller hakkında idari olarak yapılabilecek tasarruflar değerlendiriliyor. Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında İçişleri Adalet Milli Savunma Bakanı başta olmak üzere bazı bakanlar ile hukukçu kökenli parti yöneticileriyle bir toplantı yapıldığı öğrenildi. Toplantıda idari tasarrufların neler olabileceğinin üzerinde durulduğu ifade edildi. 12 Eylül'ün beyin takımından olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Bedrettin Demirel biz buna bir sene evvel karar vermiştik ama olgunlaşmasını bekledik ama çok kanaktı demişti. Kenan Evren de 12 Eylül darbesinin hazırlıklarına 1979 yılı Eylül ayında Genelkurmay 2. Başkanı Haydar Saltık'ın başkanlığında kurdurduğu çalışma grubu ile başladıklarını anlatacaktı. Ulan o zaman gazeteci olsaydım var ya 79 Eylül'ünde kesin çıkartırdım bunu ortaya. İnsanların böyle tüh be ulan ben olsaydım dedikleri şey var ya bir tanesi o keşke o zaman gazeteci olsaydım. Ha çıkarır mıydım çıkaramaz mıydım bilmem ama denerdim herhalde. Tamam, e, bu haberden alacağımızı aldık. Şimdi e, dün akşamın sıcak haberi neydi ona bakalım. Dün akşam Halk TV'de bir tartışma programı var. E, tartışma programında amiraller bildirisi konuşuluyor. Ve programa, e, bilmiyorum kendisi mi bağlandı yoksa bağlanması mı talep edildi. E, amiral Emekli amiral Semih Çetin bağlandı ve bir şeyler söyledi. Neler söylediler ya ben e, izleyemedim, sen izlemişsindir bir göster bakayım. Mengi'nin yolladığı metin ne? Aynı değil mi? Yani evet son, son metin aynı. Orada, son metin aynı. Son gün orada gün da öyle. De orada da öyle. Daha da kötüleşti evet. şimdi. Yani Özelden yollanmıştı yani direkt bir Ergun Mengi yolladı dedi Sayın Amiral. Ee, WhatsApp'ta da aynı metin var. Yani kamuoyuna duyurulur 6 Nisan ve Yüce Türk Milleti'ne yok. Özelden gelen de öyle. Şimdi burada o zaman bayağı karışık bir durum. İyice kumpasa dönmeye başladı iş. Tam bir kumpas provokasyon ya başka hiçbir şey değil yani. Evet. İnsanları oradaki 103 amiral arkadaşımızı birisi kullanmış. Demiş ki bunun başına evet. bunu yazayım. Bunlar artına da tarihi hemen gece yarısı göndereyim. Ve bütün aldatılmış, alda kandırmış ve onların bilgisi dışında kim olduğu belli olmayan biri var. Buradan savcı arkadaşımızın en önemli yapacağı şey bu provokasyonu ortaya çıkarması. Yoksa bu evet. insanların böyle Yüce Türk Milleti'ne bir bildiri yayınlama, fal, gece yarısı yapmak gibi bir dertleri olmadığı bu metinde çok açık ve somut olarak ortaya konmuş. Sevgili birçok metin Montreux'u savunuyor, milli orduyu vurgu yapıyor, onlar tarikatların, evet. tekkelerin orduyu ele geçirmemesini savunuyor. Buna da Sayın Erdoğan çıktı, grup toplantısında vesaire Beştepe değerlendirme toplantısında söylüyor. İlginç değil mi? Ha? Bana ilginç geldi. Ee, peki bu çok konuşuldu. Ondan sonra bu e, konuşma üzerine çok konuşuldu. Sosyal medyada da oldukça yankı buldu. Bakalım sosyal medyada kim ne dedi. Ee, Halk TV'de açıkça... Dur dur okuyalım haberi ondan sonra bakalım sosyal medyaya. Doğrusunu sen yaptın editör. Halk TV'de açıkça programında amiraller bildirisini gece yayınlayan ve bu yüzden amirallerin darbecilikle suçlanmasına neden olan Avastürk Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır'ın Ha dur bura peki. Şimdi ha onu söylüyorum. Semih Çetin açıkladı. Ne dedi? İşte bana gelen metin böyle değildi dedi. Bakın Semih Çetin aslında şunu açıkladı. Biraz önce izlediğinizin daha ötesi var. Semih Çetin bunu atayım mı size editör hanım? Yo var sizde. Semih Çetin'in şeyi yok mu? Attığı tweet yok mu? Var. Televizyon gazetesinde var. Değil mi? Önce onu verelim o zaman. Bir onu... onu verelim, onu verelim. Çünkü daha ilginçleştirdi şimdi yeni verdiği bilgiler Semih Çetin'in. Şöyle bilgiler veriyor. Bildiriyi imzalayan bir amiralden aldığım bilgiye göre. Dün akşam yayınladığım belgenin tarihi değiştirilmiş. Yüce Türk Milleti ifadesi eklenmiş hali. 22.50'de grupta son kez yayınlanmış bu WhatsApp'taki amiral, emekli amiraller grubunda. 4 dakika sonra Ver Yansın TV'de yayınlanmış. 4 dakikada 104 amiralin onayı nasıl almış? Özetle belgenin bana gönderildiği zaman 3 Nisan 2021 saat 10.44. 3 Nisan 2021 saat 10.44'te Semih'cim ya ben bak son hali bu ben sana atıyorum. Semih Çetin görüyor bunu Yüce Türk Milleti ifadesi yok. Yayınlanma tarihi 6 Nisan 2021. Yani 6 Nisan 2021'de yayınlanacağı belirtilmiş. Ve Yüce Türk Milleti ifadesi yok. Bunun üzerine tarih başlık değiştirilerek gruba onay için gönderilmesi 3 Nisan 2021 saat 22.50. Yani yani evet 22.50'de en son gönderilmiş. Ver yansın TV'de yayın saati 22.54. 4 dakikada. Yani WhatsApp grubuna gönderiyor bunu. Bu işleri beceren her kimse. Bakacağız ona. 22.50'de WhatsApp grubunda görülüyor. 22.54'te değişiklikler yapılıyor. Ver TV'de yayınlanıyor. 4 dakika sonra. Bu ne hız? Hakikaten bu ne hız? Şimdi bana bir diyelim, bir şey geldi, her dakika bakmıyorum ki telefona, haber geldi. 10 dakika sonra gördüm, 5 dakika sonra gördüm, 1 dakika sonra gördüm, 3 dakikada onu hazırlayacaksın, başlığını atacaksın, e, siteye koyacaksın, yayınlayacaksın. Bilmiyorum kıvanç becerilebilir mi bu 2 dakikada 3 dakikada? Ama görüyor aşağıda bizim Ulusal Kanal sitesinde haber hazırlanışını bir başlık üstünde bile 10 dakika tartışıyorlar. Hakikaten aşırı hızdan ceza yiyebilir. Hem ver yansın hem bu bildiriyi bu hale getiren. Var mı devamı? Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Ha biri de çıkıyor ki yok diyor ver yansın yayınlamadı. Ben yayınladım yansın kaçta yayınlamış? 22.54'te. Güzel. Verin şimdi o Zihni Çakır'ı. Bu Zihni Çakır dediğimiz adam da şeydir. Ergene Ergenekon'a e, su taşıyan, Ergene Ergenekon değirmenine su taşıyan provokatörlerden biri. E, Zihni Çakır'ın canlı yayındaki sözleri büyük tartışma çıkardı. Programda Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan ve emekli askeri hakim Ahmet Zeki'yi çok çakıra çok sert tepki gösterdi. Öyle ki Zihni Çakır FETÖ kumpası olan Ergenekon davasında Ergenekon'un bir numarasını tanıdığını ileri sürmüştü. Davaya temel teşkil eden bu beyan daha sonra FETÖ ve iktidar medyasında çokça kullanılmıştı. Zihni Çakır bu sefer de emekli amiraller duyurusunu Cuntacılar diye yayınladığı Avaz Türk sitesinde bildirim etkinin kendilerine gelmeden önce bir AKP'li bakanın eline ulaştığını kendisine söylendiğini iddia etti. Çakır'ın neredeyse AKP yayınladı bildiriyi diyecek ha adama bak. <laughs> bu da ilginç. Ya. İşte bir provokatör, kafadan provokatör adam. Çakır'ın bildiriyi kendisinin gece yayınladığını açıklaması ise soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelik olarak, nitelikte olarak değerlendirildi. İktidar bildiriyi amirallerin gece yayınladığını iddia ederek darbe mesajı içerdiğini ileri sürüyordu. E, tamam gece yayınlanmış işte. Bak şimdi haberciliğe bak. İktidar ne iddia ediyormuş? Bildiri amirallerin gece yayınladığını iddia, iddia ediyormuş darbeyi de buna dayandırıyormuş. E, e zihni çakır söylüyor zaten gece yayınladım diyor. <laughs> sizin haber dilinizi seviyorum ha. E zihni çakırın açıklaması şöyle. Avaz Türk'ün bu metni yayınlamasının altında herhangi bir kurum ya da kişiye kumpas amacı yoktu. Başvar onları sen söyle ne söyleyeceksen. Bildirim metninin bana geldiği saat savcılık ifademde de anlattım. 23.10'da bu metin bana geldi. 23.27'de Avaz Türk'ün haber paneline yükledim. Bakın arkadaşlar 10'da gelen haberi 17 dakikada yükleyebiliyor. Pasife aldım çünkü net olarak teyit etmem gerekiyordu. Bak hala haber yayında değil. 23.10'da geliyor. 23 27'de e, haber paneline koyuyor pasife alıyor. Ama teyit etmemiş. Kaynaklarımla görüştüm. Teyidini aldım 23.40'da yayınladım. Yani tam yarım saat sonra yayınlayabiliyor. Son kaynağımla görüşmem bittikten sonra 23.50 sularında sosyal medyada paylaştım. Bildirinin altındaki tarihin altın insan olduğu söylendi. Semih Komutan kendisine gönderilen metinde Yüce Türk milleti Milleti'ne ifadesi olmadığını söyledi. Bildiri okuduktan sonra imzalamaktan imtina eden 3 tane kaynağım var benim. Bunlardan birisine ulaşabildiğini ve görüştüğümde kendisine bildirinin 17 sularında geldiğini, bildirinin Türk'te yayınlanan metinle birebir aynı olduğunu hatta 17 sularında kendisine bildiri geldiğinde bu bildirinin gece yarısından sonra yayınlanacağını bizzat bana iletti. Bence ee, bu Zihni Çakır hem ortalığı karıştırmak, var olan kumpası çarpıtmak hem de e, gündeme gelmek için bunları yazmış. Ama bakın, normal şartlar altında 23 onda gelen bir metin herhangi bir haber sitesine 17 dakikada yayına hazır hale gelebiliyor ama teyit de etmek isterseniz ancak 50 dakika 40 dakika sonra yayınlanabilir hale geliyor. E Komutan'ın Semih Komutan'ın Komutan şeyini verelim, tweet'ini verelim. Semih Komutan'ın açıklamalarına göre Semih Çetin'in açıklamalarına göre 22.50'de grupta son kez yayınlanıyor. 4 dakika sonra da Veryansın Ver TV'de yayınlanıyor. 4 dakikada. Arkadaşlar 4 dakikada Veryansın'ın haberi nasıl hazırladığı, önceden haberi vardı demek ki bekliyordu. Değil mi? Bilmiyorum ki. Nasılsa artık bilmiyorum yani. Ama e, bakın internet yayıncılığından da çok iyi anlamam. Aşağı inince soracağım. Yeni karşılaştığım bir durum. <laughs> ama bana da sanki 4 dakika 4 dakikada ver da yayınlanması mümkün değil gibime geliyor ama yayınlamışlar. Semih Çetin bile şaşırmış. Ver TV'de yayın saati 22.54. Hıza bakın. Biz şöyle yapardık yani günlük gazete yayıncılığında yaptığımızda olmuştur. Humeni'nin artık çok yaşlandığını, yakın zamanda öleceğini düşünür düşünüyoruz diyelim. Eğer normal şartlarda ölürse, hastalıkla ölürse diye bir sayfa hazırlanır, kenarda tutulur. Ee, i̇şte Hümeyni öldü, kocaman bir resmi, daha önce neler yapmıştı, İran İslam devrimindeki rolü nedir falan diye bir takım yazılar da hazırlanır, bekletilirdi. İşte e, bunun gibi bir birçok e, isimle ilgili yapılırdı bunlar. Acaba veryansın da böyle mi, e, böyle bir şey mi yaptı? Ama gizli bir metin bir bil, gizli mi? Değil. Ama sadece amiraller, emekli amiraller grubunda olanların bildiği bir metin. Bilmiyorum. İlginç. İlginç. Sadece o kadar söylüyorum. İlginç. E, medyada, sosyal medyada tartışıldı. E, bayağı konuşuldu. Bir bakalım onlara da sosyal medya tartışmalarına. An itibariyle Semih Çetin Halk TV'de çok ilginç açıklamalarda bulunuyor. 103 emekli amiralin imzası olan metinle Çetin'e WhatsApp ile gönderilerek imza istenen metin aynı değil. Bir kumpas söz konusu olabilir, garip şeyler oluyor. Hanımefendi. <laughs> e ama e kumpas ama. Ama sen de kumpasa gelme. Niye? Bakın kim gönderiyor Semih Çetin'e bu bildiriyi imzalar mısın diye? Mendi. Mendi midir, mengi midir, nedir? Neydi onun adı ya? O işte gönderiyor değil mi? Devam edelim biz şeye, bu arada şeylere, mesajlara. Ee, emekli amiral Semih Çetin'i okusun diye gönderilen taslak, emekli amirallerden kamuoyuna duyuru diye başlıyor. Yüce Türk milletine diye değil ve taslaktaki tarih 6 Nisan. Herkes çok şaşırdı dün akşam Semih Çetin bunları söyleyince. Doğaldır. Devam edelim. Ee, emekli Amiral Semih Çetin kendisine gelen metnin orijinalinde tarihin altını insan yazdığı değiştirip dördünde yayınlanmış ve Yüce Türk Milleti diye başlamadığını söylüyor. Alenen değiştirilmiş. Gece yayınlanmasına laf eden muhalifler tebrikler bir kumpasa tuzlukla koştunuz <laughs> demiş. Mahkemelerin savcıların yapması gerekenleri haber kanallarında gazeteciler, hukukçular tanıklar yapıyor. Adalet saraylarınızı kapatın demiş o kadar da demedik yahu. Canlı yayında bir kumpas çöküyor şu an inanılmaz. İmzalanan metnin aslının imzalanmayan Semih Çetin tarafından tesadüfen tarih ve giriş cümlesinin farklı olduğu görülüyor. Bu kadar mı? Peki. Şimdi arkadaşlar burada bir e, ha e, taslak metin, yayınlanan metin diye bunlar da yayınlanmış. E, son zamanlarda 1 2 3 4 5 diye burada başlıklar halinde var. Burada bakın 4 Nisan burada 6 Nisan tarihi var. Yani bir, bir tezgah var ortada. Peki şimdi e, bizim aklı başında bir insan olarak ne sormamız gerekiyor? Bu hamiralleri kim kandırdı? İki amiraller niye kandı? Niye ya? Bakın, ilk günden dikkat çektik. Burada CFR'nin amirallere değil, Türkiye bir oyunu var. İyi Parti kurucusu Amiral Mengi, rütbesine rağmen kendisinden çok daha kıdemli ve rütbeli kişiler olduğu halde bir numaralı isim olarak bildirdi bulunuyor. Bakıyoruz kimdir Mengi diye. Ceferinin Türkiye kolunun yöneticilerinden ve İyi Parti kurucusu. İyi Parti'yi biz neyle itham ettik yıllarca? Kurulduğu günden, kurulmaya çalışıldığı günden bu yana. Bu parti dedik, Millileşen Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölme parçalama partisidir. Ve Atlantik kökenlidir. O zamanlar bu partiye vitrin olsun diye çağrılan kaslı abiler bize lan ne diyor lan döverim senin falan gibisinden hareketler çekiyorlardı. Sonra baktılar ulan parti hakikaten öyleymiş ayrıldılar. Ama bize çemkirdikleriyle kaldılar. Ne dedi Doğu Perinçek 2017, 2017 miydi 2016 mı? Hemen darbeden sonraydı ya birkaç ay, bir iki ay sonraydı. Çökertmede Hasan Ayvaz'ın orada yaptığımız televizyon gazetesi programında ne dedi? Hatırlayın. Sayın Perinçek dedim bu e, Meral Akşener parti kurdu. Bilmem ne. Bakın geç Gladio kraliçesi dedi. Bu kadar net. Bana söylemeyin. Gidin Doğu Perinçek'e söyleyin. Gladio kraliçesi dedi. Gladio kraliçesi diye nitelendirilen Doğu Perinçek tarafından Meral Akşener'in partisinin kurucusu Amiral Mengi bu bildirinin bir numarasıdır. Daha önce Celal Ülgen, Avukat Celal Ülgen yine aynı televizyonda yaptığı açıklamada bu işin beyni falan yok kardeşim. Bir tane adam Amiral Mengi hazırlamış, yazmış, düzeltmiş, dağıtmış, yayınlamış dedi. Arkadaşlar biz ne diyoruz? Rent Corporation raporu, Joe Biden'ın açıklamaları. Türkiye'de askeri darbeyle yapamıyoruz bu işi. Ama muhalefetle birlikte olup kaos teorisi gereğince yaratıcı yıkıcılık yöntemiyle Erdoğan'ı devireceğiz dedi. Değil mi? E ne mıy mıy yapıyorsunuz? İşte ortaya çıktı. Vay efendim bir işte bir, ya doğruyu ben söyledim. Doğruyu Salkanal söyledi. Ha, amirallerin hiç mi kabahati yok bu kumpasa gelmekte? Var. Ney? O kafayı NATO'da bırakmışlar hala. En güvendiğimiz amiraller bile kafayı hala orada bırakmışlar. En sevdiklerimiz bile. Ya da NATO'culara direnememişler. Zaten görevdeyken de NATO'culara direnemedikleri için başlarına gelmeyen kalmadı. Ya da ya eş dost akraba, ya akraba hatırına, eş dost hatırına çiğ tavuk yenir. Yenir de bu memleket meselesi. Öyle görülüyor ki bir gafletten faydalanmış cefere ve koca koca amiralleri bir bölümünü bilerek ve isteyerek bir bölümü farkına varmadan bu tezgaha gelmiştir. Şimdi özür bekliyorum. Vay siz amirallerimize nasıl saldırırsınız? Biz amirallerimize saldırmadık. O amiraller bizim de amiraller. Bilerek ve isteyerek katılmayanlar. Bizim de amiraller. Ama kimileri var ki... ...işte Suriye sınırında IŞİD olacağına... ...YPG olsun, onlar hiç olmazsa seküler diyen amiral... ...benim amiral değil zaten. Onlar size hediye, hediye bonus. Biz dedik ki... ...bu sadece amirallere değil... ...Türkiye'ye oynanan bir oyundur. Ama şunu da hep görüyorum... ...işte zamanında başlarına gelmeyen kalmadığı için... ...bizim solcular mesela... Hep asker kesimine kimli baktılar. Ya bu asker dediğin Kenan Evren aynı asker mi? Ne bileyim? Şeyle e, İsmail Hakkı Karadayı'yla Kenan Evren'i aynı kefeye koyabilir misin? Türkiye yönünü Nato'dan Avrasya'ya çevirmelidir diyen generalle Kenan Evren'in komutanlarını aynı kefeye koyabilir misin? Bunlar da şimdi ya bu Tayyip Erdoğan diyorlar başka bir şey demiyorlar. Ya Tayyip Erdoğan eleştir. Ama yaptığın eleştiri memlekete zarar vermez. Öyle bir düşmanlık, bir kinle kimileri ya tamam ben kıramayacağım. iyi hadi tamam koyun imzamı, benim de imzamı koyun. Bu havada ama nereden bakarsanız bakın, nasıl bakarsanız bakın bu iş bir Türkiye cefere tezgahıdır. Ve bu işin başına da artık açık söylüyorum, net söylüyorum, dümdüz söylüyorum. Savcı da isterse ifadeye çağırsın, bu benim yorumumdur. Tazminat davasından da korkmam. Bu işin başında işte o mengi midir, nedir? O adam var. Bu. Başka kim ne derse desin. E, tabii ben e, yıllardır en son ne zaman yaptım? Aydınlığın günlük e, gazete olması döneminde yaptım. İşte sayfaları e, düzenledim. Geçtim e, sayfanın başına e, nezaret ettim. Başlık attım. Bilmem ne yaptım ama. E, kaç sene oldu? 6 seneden fazla oldu değil mi? 7 sene, 8 sene olmuştur belki. Belki daha fazla. Şimdi e, biraz önce Varyans'ın 4 dakikada nasıl bu haberi yayınlayabildi diye sordum ya. Bizim haber müdürü Deniz Adalı diyor ki böyle sıkıntılı bir metni 4 dakikada inceleyecek, spot yazacak, görsel yapıp girecek editör var mı ya? Diyor. Acaba metni ver yansına kim yolladı? Önceden görseli ve spotu hazır mıydı? Girmek için son halini mi beklediler? Haber müdürü en iyi kim anlar? Haber müdürleri anlar, editörler anlar. Bizim haber müdürü böyle bir editör yok dünyada diyor. değil mi? Vallahi ben de aynı fikirdeyim. Neyse. Onlar da açıklarlar. Nasıl yaptıklarını, nasıl ettiklerini. Belki de bilmediğim süper editörler vardır. Benim mesela bir tane süper kahraman yönetmen vardı. Sedef. P. Yani senden önce düşünüyordu ne isteyeceğini. Tak diye veriyordu. Vallahi. Şimdi bak bu derya var ya derya editör. Bu bir iki ay sonra bak ne hale gelecek. Daha şu anda leptebeden ne bir Bizim bir şey vardı. Edebiyat hocası üniversitede basın yayında. <laughs> Adam bir şey söylüyor. pat söylüyorum. Adam bir şey söylüyor. pat. Ya bir dur dedi. Sen de leb 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 leblebi hocam. Leb. Tamam git ya dedi, git. Sen de dedi leb demeden ben leblebi deyince tamam dedi, pes dedi, pes. Şimdi bu da öyle olacak. Ama bilmiyorum yani o haber sitesinde böyle bir şey varsa, editör varsa helal olsun. Süpermiş demek ki. Kıskançlıktan çatlayacağım öyle bir editör bizde niye yok ya? Bizde niye yok? <laughs> Kıskançlıktan çatlayacağım. Şimdi başka şeyler de geliyor araya. Şimdi bir başka gazeteci arkadaş da çok ilginçtir. Veryansın da aynı anda Avaz Türk isimli bir mahalli sitede yayınlandı. Bu senin başında Zihni Çakır var. Bu isim Ergenekon Balyoz operasyonunda FETÖ'nün sufrelerini veriyor ve çok kişinin de canını yaktı. Az önce anlattım Erdal. Sen beni izlemiyor musun? Üstelik de aynı anda yayınlanmadı. Ver yansında 23.01'de, Avastürk'te 23.50'de. 50 dakika var aralarında. Gazetecisin dikkatli takip et. Evet böyle ilginç ilginç şeyler. Ama yani bir acayip bir tartışma ya. Gerçekten acayip bir tartışma. Öncü gençlik başkanı bir tartışmaya çıkmıştı. Onu hazırlayabildiniz mi çocuklar? <laughs> Şimdi adamlar tabii alışmışlar ya karşılarında birileri oluyor. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Öbürü konuşamıyor o zaman. Ya da şaşırtıyorlar bir oradan bir buradan. Öncü gençlikle tartışmaya girilir mi lan? İzleyin bakın neler olmuş. Siz e, İyi Parti'nin Libya tezkeresinde olumlu oyu verdiğini biliyor musunuz? Vermedi dediniz. Libya'daki mücadeleye karşı <laughs> parti. Bak yapmayın. Yiğidi öldür hakkını ver diyorlar değil mi? Tuttun dedin ki Libya'da şeye destek verdi dedin. Değil mi? Karşı destek verdi. Evet. Ben diyorum ki parlamentoda olumlu oy kullandılar. Yanlış bilgi veriyorsun. Yanlış bilgi veriyorsun. 2 Ocak 2020 ve 22 Aralık 2020'de Libya tezkeresi meclise iki kez geliyor. İkisinde de AK Parti ve MHP'nin oy çokluğuyla CHP İyi Parti, HDP ve Saadet vekillerinin de oyla, red oyuna karşılık geçiyor. Yani İyi Parti iki kere gelen Libya tezkeresine ikisine de red oyu veriyor. HDP ile beraber. İyi Parti'den bir arkadaşın katılması lazım. Ya yalanı, 40 tane yalan söyledin. Açabilirsiniz. Açabilirsiniz. TBMM'yi de açabilirsiniz. Evet, de açabilirsiniz. Hocam, Lütfen yani. Ayıp diyor. Hem içine baka baka. Gerçek ortaya çıkınca sinir olduk. İYİ Parti'den Libya tezkeresine hayır kararı diye bir haber var. İki kere, bir kere yani, oku, hem de bir kere de. Onu, onu okursanız, Bir, bir defa okursanız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine hayır oy vereceklerini açıkladı. Taneyi Yani diyor ki ben mavi vatan mücadelesine karşıyım. Nokta. İki, ben söyleyeyim. bizzat meclis genel kurulunda takip ettim, böyle biliyorum. E, böyle böyleyse, açıklama böyleyse, oy böyle verilirse özür diliyorum. Ya her şey iyi, güzel, şahane de... Ya bu yaşlık kötü bir şey be. İsimleri karıştırıyorsun, yüzleri karıştırıyorsun, haberleri karış, Haberleri karıştırdım, yüzleri karıştırmadım, isimleri karıştırmadım da... E, e, klipten önce şey dedim, işte Öncü Gençlik Başkanı'nı görünce karşımda... Ya Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'ydı o ya. Sonradan böyle görünce klipte, ulan ben ne yaptım dedim. Zaten e, uyarı da geldi arkadaşlardan. Ondan sonra... <laughs> Ee, bizim gazeteci arkadaş ee, az önce dedim ya ya onları şey yaptık izlemiyor abi ben metrobüsteyim <laughs> yolda ya Erdal e, metrobüsten e, cevap yetiştirmeyi biliyorsun ha bir dur bir sakin olundan sonra mesaj at o zaman değil mi şimdi ne diyorduk ha bu işler böyle işler e, ama şeyi bekliyorum ben. E, ...çok sevdiğimiz arkadaşlarımız... ...ver yansın TV'dekiler... ...şahane arkadaşlarımız... ...hiçbirine bir lafım yok ama... E, ...mesela e, Cübbeli... ...Tekke'deki Cübbeli e, Amireli... E, ...biz yaptık dediniz... ...habercilik başarısı dediniz... ...e bu da bir habercilik başarısı... ...bunu da söyleyeyim biz yaptık deyin... İlk önce biz yayınladık... ...kötü bir şeydi ki bu... ...aman aman dostlar... ...yoldan geldim... ...yoldan... Şimdi bir de işin başka tarafı var. Şimdi bakın. Kumpas, amirallere kumpas. Vay bu mengiyi gösteriyor bütün oklar. Doğru. Doğru da. Şimdi bir, kafamda dokuz tane tilki dolaşıyor. Dokuzunun kuyruğu birbirine değmiyor. Tilkilerden biri diyor ki kumpas. Öbürü diyor ki mengi yaptı. Öbürü diyor ki Hide niye hiçbiri itiraz etmedi? Ulan nasıl itiraz etsin? Dört dakika sonra yayınlanmış diyor öbür dördüncü tilki. 5. tilki diyor ki T Bulgaristan'dan 5. tilki bağırıyor. E imzasını geri çekseydi o zaman ha 5. tilki haklı. Deli ormanda Rufi 5. tilki olarak diyor ki doğru doğru söylüyor. Ebe kardeşim diyor bu o gece 23 bilmem kaçta yayınlandı mı yayınlandı. Baktın aa senin imzaladığın bildiri değil. E bu tarihte yayınlanmayacaktı O zaman çıkacaktın diyor Kandırıldık bandırıldık Tamam kandırılmış. Sen kandırılmışsın Çıkacaktın o gece Ya da ertesi gün sabah Diyecektin ki bir dakika kardeşler Bir dakika Bu benim imzaladığım bildiri değil Ben buna itiraz ediyorum Ve imzamı çekiyorum diyecektin Niye Semih Çetin'in açıklamasını beklediniz Bak şimdi işin bu tarafı da var Hadi buna da itiraz edin. Tilki tilki saatin kaç? <laughs> saatin kaç? Hadi itiraz edin. Buyurun, buyurun. Bekliyorum. Ya da imzalarınızı geri çekin. Çektik deyin. Hadi. Tık yok ya. Vallahi ben de böyle <laughs> öyle bir a var ki dostlar. ...şeyler böyle anında böyle... ...olayı didik didik ediyorlar... Şey, ...bu ulusal kanal izleyicisinden... ...korkulur vallahi... ...bir beyin fırtınası yapıyorlar anında... ...bildiğiniz gibi değil... ...Rufi teşek teşekkür ederim... ...uyardığın için... ...gerçekten de çok önemli bir uyarı bu... ...arkadaşlar madem bildiri... ...sizin okuduğunuz ve... Imzal ...imzalıyorum dediğiniz bildiri... ...değildi... ...yayınlandı o gece görmediniz... Gündüz yorgundunuz Çapa yaptınız bilmem ne Arkadaşınızla tavla oynadınız Canınızda sıkkında erkenden yattınız Değil mi? Ertesi gün görmediniz mi? Ha, beklemiyordum görmedim e, Peki ikinci gün görmediniz mi? Yani gece yayınlanmış Ertesi gün görmedin Ondan ertesi gün görmedin mi? Artık altısı olmuş ayın Bekliyorsun altısında yayınlanacak diye Gördün. Ha bir baktın Yüce Türk milletine diye başlıyor. Aa demedin mi bizim bildiri böyle başlamıyordu ki. Sonra bak, bak yayın tarihine. Aa bu iki gün önce gece yarısı ne yapıyor lan bunlar demedin mi kendi kendine. Ey amiralim. Hangi amiralim olursa olsun o bildirde imzası olan herhangi bir amiralim. Sen amiralim bu amiralim öteki amiralim. 104 tane. İçinizden biri de desin ki, ben gördüm ve imzamı geri çekiyorum. Var mı imzasını geri çeken? Var mı çocuklar imzasını geri çeken şu ana kadar? Yok değil mi? E o zaman ne kalıyor geriye? Değiştirilmiş haliyle de, şimdi kumpas diyorlar ya, kumpas haliyle de o bildiriyi kabul ediyorsun sen kardeşim. E bu olacak şey değil ki ya. Daha ne diyeyim şimdi ben artık? Hadi. Buyur. 6 Nisan sabahı bildiri artık konuşulmaya başlanıyor iyice. Koç Üniversitesi Cem Gürdeniz'in ismini siliyor. Koç Üniversitesi'ne bağlı Sayın Cem Gürdeniz'in direktörlüğünü yaptığı bölüm var ya, o bölümden ismini kaldırıyor. Bekliyorum arkadaşlar? Hadi. Kaldırıyor ismi. Niye kaldırıyorsunuz? Hem Cem Gürdeniz gibi birini böyle bir yerde direktör yapıyorsunuz. Hem bu bildirde belki sizin de parmağınız var. Hem Cem Gürdeniz'i belki de alet ediyorsunuz. Bakın çok iyi niyetliyim hala. Hem de ondan sonra sahip çıkmıyorsunuz. Tak diye kaldırıyorsunuz ismine. Hatta o da yetmiyor. O bölümü olduğu gibi alıyorsunuz oradan. Cem Gürdeniz de alıyor eline telefonu. Üniversite, üniversite. Bağlıyor mu efendim diyorlar, bağlıyorlar. Ya benim adımı niye kaldırdınız? E işte bildiri var, sizin de imzanız varmış konuşuluyor. İstifa ediyorum o zaman lan diyor, istifa ediyor. Garip garip işler. Ha şimdi Koç Üniversitesi de Koç grubuna bağlı. Koç grubunun başındaki Rahmi Koç da Mengi'nin bağlı olduğu, Mengi'nin görev yaptığı Türkiye'deki kurumun bağlı olduğu yere Cefere'ye bağlı. Cefere'nin en önemli adamlarından. Eklemedir. Koca kavak ekleme şimdi. Hadi buyurun. Olmadı mı? Şinanay yavrum. Şinanay nay. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Vay değerli amirallerimize imzanı çek o zaman. Vay sen bunlar Silivri'de yattı. E Doğu Bey'de yattı demediğinizi bırakmıyorsunuz. Bir yerde hakikatte buluşalım. Hakikat nedir ona bakalım. Kardeşim alıyorsun gül gibi amirali koyuyorsun cefereye bağlı bir bilmem neyin başına. E ondan sonra bildiri yayınlanınca ismi çıkınca ortaya tak diye harcıyorsun adamı. Niye attınız? Niye sildiniz? Bir taneniz diyemedim, Ben imzamı çekiyorum diye. E bunları söylediğimizde de vay sen amirallere nasıl? Ben amirallere laf söylemiyorum ki bu Türkiye'ye kurulan bir tezgah. Yarın öbür gün ortalık karıştığında, sokaklar karıştığında hanginiz sahip çıkacaksınız buna? Hiçbiriniz sahip çıkmayacaksınız. Ama bugün ey ifade hürriyeti. Ne ifade hürriyeti? Tezgahın ifade hürriyeti bu. Koca koca amirallerde lüp diye böyle elinde tuzlukla koşuyorlar, atlıyorlar. E ondan sonra ya e ondan sonra Doğu Perinçek diyor ki savaşan orduya çamur atıyorlar. Bu sefer Doğu Perinçek'e çemkiriyorsunuz. Bir hakikati arayın ya. Gerçek nedir, doğrusu nedir onu bir arayın. Sputnik Radyo'ya konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bu bildiri Atlantik hedeflerine hizmet ediyor. Türk ordusunu hedef alıyor, Türk ordusu savaşıyor, savaşan orduya çamur atılıyor. Bildiriyi imzalayanlar Türk ordusunda emekli olmuş ama NATO'dan emekli olmamış dedi. Perinçek, ABD'nin Türkiye'yi yalnızlaştırıp Çin ve Rusya'dan kopararak Doğu Akdeniz'de tepemize binmek istediğini söyledi. Amerikancıların ve Atlantikçilerin bu ilişkileri bozmak istediğine dikkat çeken Perinçek, Türkiye-Çin. Türkiye-Rusya ilişkilerine özenle yaklaşmamız lazım diye konuştu. Perinçek, Türkiye'nin boğazlardaki egemenlik hakkının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüyle var olduğunu ifade etti. Bugün Montre Sözleşmesi üzerinden yapılan tartışmaların çok yanlış olduğunu vurgulayan Perinçek, Montre'ye karşı bir iktidar falan yok. Sanki AK Parti hükümeti Montre'ye karşıymış gibi çok acayip bir algı yaratıldı dedi. Pirinçek bildirdi Amerika planına uyan bir durum var. Biz savaşan ordunun yanındayız. Şezlong'da yatıp pipolarını yakanların yanında hiç değiliz diye konuştu. Ayrıntı nasıl arkadaşlar bakalım mı ayrıntıya? Ee, Ali Çağatay'ın sunduğu seyir hali. <laughs> <laughs> ya Doğu Bey söyleseydiniz Sputnik Radyo'ya gideceğim Ali Çağatay'la konuşacağım diye. Ali benim e, üniversiteden sınıf arkadaşımdır ya. Yani bir selam gönderirdik. Bir de Ali'nin kardeşi var Soner. Soner yalnız soyadına ek yaptırdı, estetik yaptırdı soyadına. Soner Çağaptay oldu. E, Soner Ali'nin kardeşidir. Soner Darüşşafaka'da okuyordu. Ben Ankara'dan bazen ailem İstanbul'da olduğu için e, geliyordum iki ayda bir falan. Soner'e uğruyordum. İşte çocuk biraz dışarı çıksın, hava alsın diye alıyordum. de kuru fasulye falan bir, bir şeyler yiyorduk. Getiriyordum, bırakıyordum tekrar. Sonra Soner gitti Amerikalıların... En baba adamı oldu. Amerikalılara fikir üreten, proje üreten bir adam oldu. Ali Sputnik'e attı Sputnik Sputnik'te, Rusya'nın devlet radyosu hesapta ama dinleyin yayınlarını. Ne kadar Amerikancı var alayı toplanmış. Alayı toplanmış. Yani <gülüyor> Rus <gülüyor> federasyonu devletinin politikalarından eser yok Sputnik radyoda. Böyle garip bir şey. Mesela akşam programı yapan Atilla Güner de benim sınıf arkadaşım. Artık Atilla mı Ali'yi çağırdı, Ali mi Atilla'yı çağırdı bilmiyorum. Böyle kümeleşmeyi seviyor arkadaşlar. Atilla da öyledir. Bana bir gün bu bir yerlerde müdürdü falan bir inşsizim. E, Sen dedi sol kolunu kaldırıp devrimcilik yapıyorsun. E ben okulda da öyleydim. Neyse iyi olmuş canım iyi olmuş. Yani sizinle konuşmuşlar. Biraz e, o Amerikancılıkları kırılır belki. Perinçek ne demiş ona bakalım biz. Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler 21. yüzyılın stratejik ilişkisidir. Hem Türkiye hem Çin birbirine ihtiyacı olan ülkelerdir. Güvenlik ve ekonomide sırtlarını birbirine yaslaması gereken ülkelerdir. Bunu bozmak isteyen ABD Türkiye'yi yalnızlaştırıp özellikle Çin'den hatta Rusya'dan koparıp Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tepesine binmek istiyor. Amerikancılar, Atlantikçiler bu ilişkileri bozmak için gayret içerisindeler. Bu bakımdan Türkiye-Çin ilişkilerine özenle yaklaşmamız lazım. Ay, ay bekleyelim bakalım. Dur bakalım ne olacak? ha geldi. Çin büyükelçiliğinin konumu gereği sosyal medyadan fikir açıklamasını doğru görmüyorum. Nota verebilir. Dışişleri Bakanlığıyla görüşebilir. Bu şekilde fikir açıklaması daha doğru olabilir ama şimdi dünyada Amerika merkezli bir moda var. Tweet atarak fikir belirtmek. Bu konuyu büyütmemek lazım. Sincan Uygur bölgesi Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirmede köprü görevi yapacak. Burada soykırım yapıldığı iddiası Amerikan yalanıdır. Bu kocaman kuyruklu yalanı oradaki olaylar e, olaylara yapıştırmak Meral Akşener'e uygun düşüyor. Programda Montreux Sözleşmesi tartışmalarına da değinen Doğuperinçek, Türkiye'nin egemenlik hakkının Mehmetçiğin süngüsü ve Türk milletinin iradesiyle sağlandığını ifade etti. Perinçek, Türkiye'nin boğazlardaki egemenlik hakkı Montrö'ye bağlı değildir. Yozgat Sözleşmesi, Samsun Sözleşmesi veya Mersin Sözleşmesi var mı? 14. yüzyılda Gazi Süleyman Paşa Çanakkale Boğazı'nı geçti. Ardından Yıldırım Beyazıt Anadolu Hisarı'nı yaptı. Sonra Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nı inşa etti. Son olarak Türk Orsu İstiklal Savaşı'nın ardından 6 Ekim 1923 tarihinde İstanbul'a girdi. Mehmetçiğin süngüsüyle kazanılan ve Türk milletinin iradesinde güvencesi olan bir egemenlik hakkımız var. Bu Montreux'a bağlı demek çok yanlış. Montre önemli bir kazanım ama Montre'de de Türkiye'nin egemenliğini sınırlandıran bazı şeyler vardır. Rusya'nın da Karadeniz ülkelerinde bir anlamda güven içinde olması bakımından Montreux'u rahatlatan bir sözleşmedir. Türkiye'de bugün Montreux üzerinden bir tartışma yaratmak çok yanlış dedi. 104 Emekli Amiral'in bildirisiyle ilgili Türk ordusunu hedef alan bildir değerlendirmesini yapan Perinçek şunları söyledi. Montreux'a karşı bir iktidar falan yok. Orada bir algı yaratıldı sanki AKP hükümeti Montreux'a karşıymış gibi. AK Parti bugün Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda, Barış Pınarı'nda, FETÖ ve PKK'ya ezerek Lozan ve Montreux için savaşıyor. Bunu söyleyenler Montreux'u bilmiyorlar. Türkiye'nin egemenliği Montreux'a bağlı değil. 104 emekli amiral denen başıbozukların bildirisi de Türk ordusunu doğrudan hedef alıyor. Türk ordusu savaşıyor, savaşan orduya çamur atılıyor. Ordu da bunu saptıyor. Bu bildiri de bize çamur atılıyor diyor. Bu, biz bu tespiti çok önemsiyoruz. Savaşan ordunun yanındayız. Şezlong'da yatıp pipolarını yakanların yanında hiç değiliz. Hangisi pipo içiyor lan bunların? Biri içiyor ama dur bakalım. Bu bildiriyi imzalayanlar Türk ordusundan emekli olmuş ama NATO'dan emekli olamamışlar. Ve işte bu. Yani en doğru tespit bu. NATO'dan emekli olsalardı bildirinin yayınlandığı halini gördükten sonra imzalarını çekerlerdi. Onları savcılar saptayabilir. Birkaçının görevli olduğu da belli. Onları savcılar saptayabilir. Diğerlerinin niyeti öyle olmayabilir. Fikir özgürlüğü diye imzalamışlar. Ama bu da yanlış. Yanlış fikirdir ve sorumsuzluktur. İstanbul kanalının yapılmasıyla Montrö'nün tartışmaya açılacağı iddialarına yanıt veren Perinçek bu tartışmalar üzerinden algı yaratılıp iç çatışma çıkartılmak istediğini, istendiğini vurguladı. Perinçek tartışmalara ilişkin şunları söyledi. İstanbul kanalı ekonomik ve çevre bakımından yanlıştır ve iyi bir tercih değildir. Bu kadar büyük bir kaynağı böyle bir yatırıma ayırmak doğru değil. İstihdamı büyütecek ve üretime daha büyük katkı sağlayacak tercihler var. Biz Vatan Partisi olarak İstanbul Kanalı'nın yapılmasını doğru bulmuyoruz. İstanbul Kanalı yapılırsa Montreux gider tartışması doğru değil. Neden Montreux'u bozsun? Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'da Rus Devlet Kanalı'nda İstanbul Kanalı için Montreux'u deler fikrini Deler fikrini benimsemediklerini söyledi. Meclis Başkanı Mustafa Şen da açık bir tavır alıyor. Şen Top yoruma yer bırakmayacak şekilde savunuyor. Buradan dalga da yaratılmaya çalışılıyor. Birileri o konuşmayı okumadan Erdoğan düşmanlığına da uygun düştüğü için oradan koşuyorlar, hep beraber kampanya üretiyorlar. Bugün Türkiye'nin Ukrayna ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere kilitlenmesi ve birlik içinde olması gerektiği koşullarda iç çatışma çıkartılıyor. Evet, Cumhurbaşkanı'nın uluslararası sözleşmelerden çıkma konusunda yetkisinin bulunmadığını söylemiş. Montre sözleşmesi de, İstanbul Sözleşmesi de uluslararası bir sözleşme demiş. Evet, daha önce de bu konuda düşüncesini bildirdiği için budur. Ama en önemlisi nedir, kardeşim? Bir, bu bildiri, CFER'in Türkiye kurumu olan bir yerde görevli. Bildirde bir numaralı imza sahibi Mengi tarafından hazırlanmıştır, dağıtılmıştır, imzalatılmıştır, yayınlanmıştır. İki, bu bildiriyi ver Yansın TV 23.01'de galiba Avaz Türk TV, bu şey Ergenekon provokasyoncusu Zihni Çakır'ın internet sitesi bundan 50 dakika sonra yayınlamıştır. Üç, burada imzaladıkları bildirinin değiştirildiğini gören amiraller neden itiraz etmemiştir, imzalarını geri çekmemiştir. Şimdilik sorular bunlar, ardından reklamlar. Reklamlardan sonra bakarız. Tamam, hadi. Evet, Televizyon Gazetesi devam ediyor. Arkadaşlar bu şeye dönelim mi tekrar? Dönecek bir şey kaldı mı? Her şeyi anlattık değil mi? Ee, yok, ee, Günerici Oğul'un yazısı var. Ee, onu e, okumak istiyorum. Ama okuyayım mı okumayayım mı? Ondan da emin değilim ya. Yani içinde ne yazdığını tam olarak editör diyor ki oku. Niye? Verdi hemen videoyu. İyi hadi okuyalım bakalım. Peki, Günerici Oğul demiş ki altın anahtar montre. Peki. Peki bir Montreux uzmanından sayın Günürciğoğlu'ndan bir Montreux okuyalım. Karadeniz suları ısınıyor. Rusya-Ukrayna arasında savaş olasılığı konuşulmakta. ABD'nin Ukrayna'ya askeri destek vereceğini açıklaması üzerine Rusya'dan daha aktif adımlar atarız cevabı geldi. Rusya sınırdaki Donbas'a askeri yığınak yapıyor. Ukrayna Türkiye'den boğazları Rus gemilere kapatmasını istedi. Ukrayna Başbakanı Türkiye'ye geliyor. Aralarında Hani rus <laughs> Allah Allah Rus gemilerine kapattı. Ya adamların Karadeniz'de limanı var. Kapatsan ne olacak? Kapatmasan ne olacak? Ukrayna Başbakanı Türkiye'ye geliyor. Bu Ukrayna Başbakanı ya Harun bu komedyen bir adam seçildi. Ee, Cumhurbaşkanı o değil mi? Bu başbakan. Bu farklı mı? Yoksa aynı adam mı? O komedyen başbakan mı? Sanırım o var yani. Komedyen mi bu? Yani. Aa iyi eğleneceğiz lan o zaman. Dur dur. Aa, güzel. Aralarında bir çatışma çıkarsa ABD boğazlardan gemilerini geçirip Ukrayna'nın yanında Rusya'ya tavır koymak için Türkiye'ye bastırıl mı? Bir dakika burada profesör Hasan Ünal devreye girecek. Onun tweeti var mı bak? Ne diyor? Aralarında bir çatışma çıkarsa ABD boğazlardan gemilerini geçirip Ukrayna'nın yardımına koşacakmış. Ee, Volkan Özdemir ilk bunu e, dile getirmişti. ABD'li bir savunma yetkilisi CNN'e konuşmuş, konuşmuş ve Ukrayna'ya destek için Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini belirtmiş. Durum ciddi, gemi, e, gerilim artıyor demişti. Eee Hasan e, çok e, yani mizah çok yüksek bir e, tweet atmış. Diyor ki ABD ya yüksek irtifada veya radara yakalanmadan uçan gemiler yaptı. Sonu F-35'e benzemez inşallah. Ya da gemiler yerin epeyce altından gidebiliyor. Hakikaten nasıl gönderecek ABD gemilerini Karadenize? Önce Çanakkale'den geçmesi lazım. Çanakkale geçilmez. Koca Marmara'yı aşması lazım. E biz peşindeyiz, tepesindeyiz. E İstanbul Boğazından geçip nasıl Karadenize çıkacak? Biz izin vermezsek. E o zaman demek ki ABD hakikaten Hasan Ünal'ın dediği gibi ya yüksek irtifada ve radar, radara, radara yakalanmadan gemiler yaptı demek ki. Ya da gemiler yerin epeyce altından gidebiliyor. Başka türlü nasıl gönderecek? Göndermesi mümkün değil. Dönelim, dönelim, dönelim Güner oğluna İşte bütün bunlar Montrö'nün Türkiye için tartışılmaz önemini bir kez daha ortaya koyan gelişmeler. Türkiye ABD deniz kuvvetlerine boğazları kapatabilir, ...ki kapatacaktır. Ukrayna'ya Montreux Sözleşmesi'ni hatırlatarak... ...Rus gemilerine boğazları neden kapatamayacağını... ...dostluk çerçevesinde izah edebilir. Ben hemen izah edeyim. Bir dakika şu yukarıdaki haritayı getirin. Bakınız arkadaşlar... ...burası Karadeniz... ...şurası Rusya. Rusya'nın Karadeniz'de bir sürü limanı var. Buralardan... ...Karadeniz'de... ...zaten savaş gemileri var. Şimdi... E boğazları kapat, Rusya Karadeniz'e gemilerini çıkartmasın demek tam bir komedyen işi. Daha adam zaten Karadeniz'de. Töbe töbe in aşağıya şimdi. Ee, yani Atatürk'ün lazer gibi keskin zekasıyla Türkiye'ye armağan ettiği boğazlara egemenlik ve bunu düzenleyen Montreux Sözleşmesi bir kere daha anlaşılıyor ki güvenliğimizin kırmızı çizgisidir. Tartışmalarla yıpratmaktan özenle kaçınılmalı. <laughs> Montrö'yü delebilecek formüller vahim. <laughs> vahim tehlikesi görülmeli. Kıyısından, köşesinden kurcalanmamalı. Ne delecek ya Montrö'yü? Kanal İstanbul mu? Denemiyor işte. Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur. Montrö sözleşmesi ise boğazların altın anahtarıdır. <laughs> Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov içinde bulunduğumuz hafta Kanal İstanbul Montrö sözleşmesinin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz dedi sözleşmenin Karadeniz'de güvenliğin sağlanması açısından mihenk taşı olduğunu söyledi. Noktayı şöyle koydu. Değiştirilmesi söz konusu değil. yürürlükte olan ve yürürlükte kalacak bir belge. Rusya böyle bu sözleşmeyi böyle görüyor. Yani Marmara'dan Karadeniz'e ikinci bir su yolu açılsa bile Montre Sözleşmesi'nin hükümlerine tabi olacağının altını çizmiş oluyor. Rusya'nın kendi topraklarından Karadeniz'de 935 kilometreyi kat ederek Türkiye'deki kıyı köye ulaşan Türk akımı stratejik önemde. Birinci hat Türkiye için, ikinci hat ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz ulaştırmak için. Yıllık 31,5 milyar metreküp kapasiteli. Rusya ekonomisini besleyecek ciddi bir kaynak. Almanya'ya uzanan kuzey hattı üzerindeki ABD'nin büyük baskısının Rusya, Karadeniz'de Türk akımına da uygulanmasını elbette istemez. Ama ama ABD yıllardır Montro'dan rahatsız. ABD Büyükelçisi Ross Wilson 4 Mart 2006'da şöyle demişti. Montro sözleşmesi oldukça açık. Karadeniz'in uluslararası sularından kaynaklanan haklarımızdan yararlanmak istiyoruz. Karadeniz'de sizin ne uluslararası sular hakkınız var ya. Gemilerimiz savaş gemileri yani Montro sınırlamaları olmaksızın da Karadeniz'e girebilir. E sıkar biraz. E sıkar biraz. Ee, Ross Wilson'a birini soracağım. Tanır mı diye. Seyit sen e, Seyit'i tanır mısın? Seyit Onbaşı'yı. Ha? Balıkesir'den, Havran'dan. Seyit Baba 2 metre böyle büyük kendimi 250 kilo mermiyi top mermisini tek başına taşıyabiliyor. Tanıyor musun? Şimdi biz eğer diyorsan ki Montreux Sözleşmesi'ni Montra sınırlamaları olmaksızın da Karadeniz'e girebilir bizim savaş gemilerimiz diyorsan önce Seyit Onbaşı'dan bir izin alacaksın. Seyit Onbaşı izin verdi tamam. Vermedi. Boğaz'ın serin sularında bir güzel yatar denizin dibinde gemileriniz. Daha önce denediniz, gördünüz. Böyle konuşmayın. Abuk sabuk konuşmalardır bunlar. ABD Başkan Temsilcisi Büyükelçisi James Jeffrey de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı komutanlarına Montreux'ü delmek görüşünü dile getirmişti. Karşı çıkan amiraller Ergenekon-Balyoz kumpaslarıyla saftış edildiler. Öte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği geçen yıl Karadeniz'deki bir tatbikatla ilgili olarak Karadeniz'in dünyanın tüm milletlerine açık ve serbest olması umuduyla mesajını vermişti. Dünyanın üç süper büyüğünden ikisinin karşı karşıya geldiği Karadeniz'in kilidi Boğazlar ve altın anahtarı Montrö Sözleşmesi ile Türkiye'de. Ayarını düşürmek akıl kârı mı? Arkadaşlar burada bir kere daha söylüyorum. Çanakkale'dir. Çanakkale'yi geçemezsen hiçbir şey yapamazsın. Çanakkale Mehmetçiğin süngüsüdür. Nasıldı marşımız? Çanakkale geçilmez, geçilmez değil mi? Ayarını düşürmek akıl kârı demiş? Ve Altın Anahtarı Montrö Sözleşmesi ile Türkiye'de ayarını düşürmek akıl kârı mı? Bulgaristan ve Romanya'dan sonra Ukrayna'yı da NATO üyesi yapmak, üyelik adaylığına göz kırpılan Gürcistan dahil dördüne de Rusya'ya karşı güvence vermek ABD'nin stratejik hedefi. Yani yani Karadeniz'de donanmasıyla sınırlamasız bayrak göstermek. Montrö Sözleşmesi ABD tarafından delindiği anda Türkiye bir NATO üyesi olarak Karadeniz'de stratejinin Rusya karşıtı bileşeninde hasmına dönüşür. Neresinden bakarsanız bakınız Altın anahtar Montreux'un ayarını düşürmek, değerinin geçerliliğin tartışmaya açılması, açılmasına kapı aramak vahim yanlışlık olur. İyi de Güneri Bey, kim açıyor bu kapıyı ya? Kim düşürüyor Montreux'un ayarını? Bence Cumhurbaşkanı ayarı yükseltmeye çalışıyor. Daha iyi koşullarda, daha bağımsız. Yani egemenliğimizin daha yüksek koşullarda bir anlaşma ayarlarsak hemen ona bakarız diyor ama şu haliyle bizim işimize geliyor sahibiz diyor. Peki kim Montrö'yü tartışıyor? Yani sorun bakalım kaynaklarınıza Güneri Bey. ABD Montrö'yü tartışmak için AKP'ye ya da MHP'ye ya da Vatan Partisi'ne mi gitmiş yoksa CHP'ye ya da diğer partilere mi gitmiş? Sorun sorun. Vallahi bakın, bakın bakalım ne çıkacak. Bugün Montrö'yü tartışmaya açan Cefere'dir. Amerika'dır. Cefere'ye bağlı Türkiye'deki kuruluşlardır. Yalnız onlar da bilmeli, Türkiye'nin egemenlik hakları Mehmetçiğin süngüsünün ucundadır. Bunun da altın formülü şudur. Petkası yiyen gelir denir. Bu kadar basittir. Montre iyidir, hoştur. Sahip çıkıyoruz. Ama Türkiye'nin egemenliği benden sorulur, benden. Bir de Seyit Onbaşı'dan. Seyit Onbaşı'dan benden izin almadan Silahımızdaki son mermiye kadar bize sormadan iyi yan varsa girsin bakayım hadi. Çanakkale geçilmez. Geçilmez. Geçilemez. Yani bu fakirin fikri budur. Eğer Montreux'de bilmem sen eğer Montreux'un garantisi altındaki Türk boğazlarından bakın boğazdan değil mi boğazlarından Çanakkale boğazı İstanbul boğazı antlaşmada Karadeniz Boğazı'ya geçer. Buradan ben geçip Karadeniz'e gireceğim diyorsan Seyit Onbaşı izin vermedi ben hiç vermem. Pekkan olsa gelirsin denersin. Bu kadar basit. Şimdi e, azıcık bir sus ya, bir dur, bir, bir, kafamızı şişirdim falan diyenler için, peki tamam ben bir durayım. Genç kardeşlerim var, onlarla konuşalım. Neyi konuşalım? Aydınlığı konuşalım. Ne oldu, aydınlığa bir şey mi oldu? Yok yok, olacak. E, yani iyi bir şey olacak. Şimdi bakın biz e, işte Dijitürk'ü, Yutlu'yu bilmem ne kampanyası yaptık falan. Çok destek verdi aydınlık. E, şimdi biz de üstümüze düşeni yapacağız yani değil mi? Anneli tutulmaz. Ee, ...nedir? Aydınlık'ta bir yenilik var. Onu duyuralım size dedik. Sahip çıkasınız istiyoruz. Bu yeniliği de... E, ...stüdyomuzda Özgür Altınbaş... ...Aydınlık Gazetesi... ...Ne Eki editörü... ...o kendisi söyleyecek şimdi. Demek ki yeni bir şey var. Ee, bir de e, Aydınlık Gazetesi... ...Almanya temsilcisi Can Çakır... Skype'la katılacak. Can'a bir selam verelim. Bir göreyim ben Can'a. Can, evet. Can merhaba. Merhaba. E o kadarcık mı ya? <laughs> Merhaba İstanbul. <gülüyor> <gülüyor> peki ben peki. Şimdi e, şöyle yapalım. E, önce Özgür bize bir anlatsın bakalım. Nedir bu yenilik? Ne oluyor? Aydınlık bir gelişmeler var. var. E, ben görüyorum aşağıda bir şeyler oluyor. böyle Alt katta. Ne var? Ondan sonra da e, Can e, anlatsın gelişmeleri. Evet. Öncelikle Ulusal Kanal'a bu fırsatı verdiği için ve sana Ali çok teşekkür ediyoruz. E, Aydınlıkta güzel gelişmeler var. E, bu pazar Aydınlık Avrupa eki çıkacak her pazar. Avrupa eki artık yayına girecek. E-gazete şeklinde girecek. Bunu neden yapıyoruz? Bunu şundan dolayı yapıyoruz. Avrupa'da bir araştırma yapıyor Almanlar. Avrupa'da yaşayan Türkler üzerine. Daha doğrusu diğer yabancı unsurlarla beraber. Ve Türkler'de şöyle ilginç bir veri var. Fiziken Avrupa'da yaşayıp, yani yurt dışında yaşayıp aklı fikri kendi ülkesinde olan en fazla Türkler. Yani aklı fikri bir türlü Türkiye'den çıkmıyor sürekli. Hem siyasetini hem <laughs> çıkmaz, diğer... Çıkmaz, çıkmaz. Türkler dünyanın neresinde olursa olsun bak onu çok net söyleyelim. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın aklından Türkiye gram çıkmaz. Hiç. Başka milletler nasıl bilmiyorum ama bizimkiler böyle. Aslanlar. Biz başka bir milletiz diyor Ecair şiiri. Hakikaten başka bir millet. Kesinlikle öyle. Ee, tabii böyle bir veri çıktığında ortaya e, Avrupa'daki Türklerin de kendini e, hem Türk kamuoyuna hem Avrupa kamuoyuna aktarması için bir araç lazım. O araçta Aydınlık üzerinden kurulur bu aracı. E, biliyorsunuz şimdi Aydınlık gazetesi diğer gazetelerden biraz farklı. Biraz. O, o farkı şu. <laughs> İstiyorsan <laughs> biraz daha bir... bayağı farklı ya. Evet. yani Herkes bugünü yazarken Aydınlık 5 yıl sonrasını yazıyor. Yani bu biraz bir fark değil. Tabii çok yani, büyük bir fark. Çok Doğru, Teşekkür ediyorum. Ee, şöyle bir fark var. Birincisi aydınlık örgütlü bir gazeteyi. Nasıl örgütlü bir gazete? Okuyanlar birbir e, bir yani çevresindekileri de aydınlık okuması için teşvik ediyor, abone olmasın için teşvik ediyor, haber yapması için yazı yazması için te teşvik ediyor. Şu anda Avrupa'da en fazla Türk gazetesi olarak abone olunan gazete aydınlık gazetesi. 539 şu an kişi abonesi var E aydınlığa. Ve bu ne demek? Her gün bir ailede en az iki kişinin okuduğunu düşünürsek binden fazla kişi her gün e-aydınlıktan aydınlığı okuyor. E-aydınlık uygulamasından. Ve bu şuna yol açıyor, şuna sebep sağlıyor. insanlar Türkiye'yi, Avrupa'dan Türkiye'yi takip ediyor. Aynı zamanda şöyle de bir ihtiyaç duyuyor. Biz Avrupa'daki Türklerin gündemi nasıl hem Avrupa'ya hem Türkiye'ye yayabiliriz? Biz düşündük taşındık bunu zaten bize Avrupa okurları e, talep etti. Yani ya biz Gerçekten talep etti mi Avrupa'da? Tabii Avru... Dur Hı? bakalım Can'a soracağım şimdi. <laughs> Can böyle bir talep oldu mu Avrupa'daki okurlardan? Ne dediler? Can Bey ya biz böyle olmuyor bak şöyle bir şey yapın mı? dediler. Na, nasıl oldu? Olay nasıl gerçekleşti? Olay Yaran'ın inceleme ekibi olarak anlat. Şöyle. Özgür de zaten az önce ifade etti. Avrupa'da gerçekten çok geniş bir e, abone sayısına Ses düşük, sahip. Bir dakika, dakika Can. Ses düşük arkadaşlar. Sesi biraz e, yükseltin. Evet Can buyur. Ee, yani Özgür de az önce ifade etti zaten Avrupa'da en yüksek abone sayısına sahip gazete aydınlık ee, ve bu ve bu sayede de tabii insanlara çok geniş bir kitle aslında ulaşabiliyoruz yurt dışında genel olarak ve şimdi ee, yani zaten aydınlığında da orada farklılığını farkındalığını az önce ifade etmişti Özgür. E, ancak şimdi görevimiz bir taraftan da e, burada yaşayan Türklere ulaşmak. Tabii Türkiye'de, daha sonra yurt dışında yaşayan Türkler de, vatandaşlarımız da seslerini daha çok duyurabilmek istiyorlar. Onların hem Türkiye'ye bakış açıları açısından kendi gündemleri oluyor, hem de buradaki işte gelişmeleri aktarabilecekleri bir sesleri olsun istiyorlar. Ve tabii talepler geldi o yönde. Biz de bu doğrultuda görevimizi hazır bir şekilde bu Avrupa Eki'ni yayınlamaya karar verdik. Ne istiyorlar mesela? En çok neler dile getirmenizi istiyorlar böyle bir çalışmada? Biliyorsunuz Avrupa'da daha sonra yurt dışında yaşayan Türklerin en büyük özelliklerinden biri her türlü saldırıları, siyasi saldırıları, toplumsal saldırıları göğüslemeleri, göğüslemeleri gerekiyor. Hem Türkiye'ye yönelen işte emperyalist saldırıları doğrudan etki alanında olan en başta Türkler var. Yurt dışında yaşayan Türkler, Türk vatandaşları bulunmakta. Hem ondan dolayı daha e, geniş bir örgütlenme, e, daha somut bir örgütlenme e, heyecanı içine giriyorlar. Örgütlenme e, hevesi içine giriyorlar. Yani bu doğrultuda zaten aynına göre düşüyor şey. Ama onun haricinde yurt dışında yaşayan Türklerin emeklilik, ya gençlik açısından, emekliler açısından, gençler açısından kendine has gündemleri oluyor. İşte bu pandemi koşulları zaten son zamanlarda çok tartışılıyordu. O doğrultuda etkilenen vatandaşlarımız oluyor. Bu açıdan da seslerini bir taraftan duyurmak istiyorlar. Evet. E peki e, Özgür e, hazırladınız mı bari? Tamam mı? Bütün hazırlıklar tamam mı? Bütün hazırlıklar tamam. E, bununla ilgili e, ilk propaganda faaliyetimizde ulusal kanalda başladık. Bununla ilgili e, zaten ekranada yansıtılıyor. E, 11 Nisan'da yayında diye bir afişimiz var ve terimiz var. E, bir dakika. Ya. E, Gürkan Demir Ankara temsilcimiz çok özür dilerim ama önemli. Ankara temsilcimiz Gürkan Demir'den bir bilgi geldi. arkadaşlar maalesef başımız sağ olsun. İzmir'deki 2. Ana Jet Üst Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız eğitim uçuş sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırma uğradı. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmasıyla iki pilotumuz aa başımız sağ olsun dedim ama <laughs> şimdi çok sevindim. İki pilotumuz da sağ olarak kurtarılmış arkadaşlar. Oh rahatladım. Tamam olan cana e, olmasın, malı olsun da. Vallahi şeyi haberi okuyacağım diyor. Öyle bir kötü olmuştum ki e, kaza kırım falan deyince hemen o aklıma geldi. Başımın sağ olsun dedim. Geri alıyorum, düzeltiyorum. E, sevindim şimdi sonuca Tabi kazaya üzüldüm ama e, o da devlet millet malı ama boş verin. E, Türkiye e, uçak mı yapamayacak? Uçak mı alamayacak? Alırız bir uçakla. Ama iki e, pilotumuz sağ olarak kurtarılmış. Milli Savunma Bakanlığı buna açıklamış. Kazaya üzüldük ama pilotlarımızın sağ olarak kurtarılmasına da sevindik. Oh be şeyi tabiri gelmedi ya. Nasıl rahatladım? Kusura bakma devam edebilirsin şimdi. Biz hazırız şu anda. Pazar günü çıkacak bu ekimiz pdf olarak yani e-aydınlık olarak internet üzerinden sosyal medya üzerinden takip edebilecekler. Şimdi ben biraz içeriğinden bahsetmek istiyorum. Ee, Onunla ilgili bir görsel vardı elimizde ya. Onu bir gösterelim mi? Tabii gösterelim. Ee, Volkan bir verelim onu sesli mesli böyle tam ekran verelim <laughs> başından. Artık her pazar e-aydınlık Avrupa iki yansıtacak. Nerede olursanız olun e Aydınlık size bir tık kadar yakın. Hem de şimdi Aydınlıktan Avrupa'daki vatandaşlarımıza müjde. E Aydınlık Avrupa 2 çıkıyor. Avrupa'nın dört bir yanındaki Türklerimizin gündemini artık her pazar E Aydınlık Avrupa 2 yansıtacak. Nerede olursanız olun E Aydınlık size bir tık kadar yakın hem de şimdi akıllı telefon ve tablet uygulamasıyla karşınızda. Hemen abone olun, gerçeğin adresine kolayca ulaşın. Çok güzel. Bu ek normal Aydınlık internet sitesinde de yayınlanacak mı? Tabii Aydınlık internet yani sitesinde. Yani ben de, de okuyabilecek de... miyim? Tabii tabii tamam, sadece güzel. Avrupa'daki vatandaşlarımız da yönelik değil. Tabii tüm Aydınlık okullarına yönelik olacak bu ekimiz çerinden biraz bahsedersek şimdi şöyle bir özelliği de var aynı zamanda Aydınlık Avrupa ekinin. Normalde biliyorsunuz son gelişen teknolojiyle birlikte genelde Avrupa'dan ya da dış dünyadan alınan haberler ajanstan geçilir. Bu sefer biz Aydınlık'ta bir muhabir ağı oluşturduk ve direkt olarak oradaki haberi canlı kanlı bir şekilde muhabirimiz oraya gidip haberleştirip bize Aydınlık Gazetesi'ne iletecek. Bu yüzden şöyle bir şey çıkmış ortaya. Direkt olarak kaynağından haber alma. Yani Avrupa'daki ya Fransa'nın bir köyünde ya da bir herhangi bir yerinde Türkiye'yi ilgilendiren ya da oradaki Türkleri ilgilendiren bir konu direkt olarak kaynağından ulaşacak. Şimdi bir muhabir ağı oluşturduk. Bu muhabir ağını da bir dakika geliş... bir daha söyle bakayım muhabir, ağı oluşturdunuz. Tabi oluşturduk. Aa, benim ee... bundan niye haberim yok? İstiyorsan. Bu aydınlık ağından niye televizyon gazetesi yararlanmasın? Aydınlık daha hızlı çıktı sizden. Hı öyle e, değil. Tamam biz de e, aynı arkadaşlar, aynı muhabirlere biz de e, şeyler yaptıralım, işler yaptıralım. Tabii ulusal da. Yani siz yardımcı oluyorsunuz bize burada, biz de tabii ki. Size, <laughs> Anladım tamam. Yani i̇yi güzel bir anlaşma <laughs> oldu. Sinan bak senin adına yaptım anlaşmayı. Evet ama iyi bir e, muhabir alalım. Tabii Avrupa'da tabii çok aydınlarımız var yani hocalarımız, oradaki aydınlarımız, yazarlarımız da olacak aynı zamanda e, ekte. Orada çok tecrübe kazanmış e, nitelikli insanlar burada aydınlık ekini e, donatacaklar. Tabii biz de buradan Türkiye'den de mümkün olduğunca arkadaşlarımıza yardım edeceğiz. Aydınlarımıza, yazarlarımıza. Burada tabii işin sorumluları olarak onların da isimlerini vermek istiyorum. Başta yurt dışı temsilcisi Aydınlığın Yener Güneş, Almanya temsilcisi Ali Mercan Aydınlığın ve Almanya'dan şu an bağlanan arkadaşımız Can Çakır. bu pardon Ali Mercan Avrupa temsilcisi eee Can Çakır, çakır Almanya arkadaşımız, kalmış. Almanya temsilcisi. Bunlarla beraber bu yükün altına girdik. Bizim için tabii sevindirici, Avrupa'daki vatandaşlarımız için de sevindirici. Tabii bu aydınlık eki aynı zamanda şunu da ortaya çıkartacak. Ee, sadece Avrupa'daki Türkler değil, yani Türk devletinin de takip edeceği bir e, yayın olacak. Çünkü Avrupa'da yaşayan Türk'ün sorunu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de sorunu. Evet. Oradaki vatandaşlarımızın sorunu. Hem oradaki büyük elçilikler, konsolosluklar her pazar aydınlığı açıp acaba... Şu an bu hafta neler oldu? Türklerin sorunları ne? Bir aynı zamanda oradan çağrı yaptığımız, sorunları çözmeye yönelik bir gazete. Yani sadece haber veren değil, sorunları dile getiren ve sorunların çözümlerinde de bir çağrı yapan ek olacak. Ne güzel, gayet iyi. Almanya'da buna ilgi nasıl Can? Tabii Avrupa'dan da benzer ilgiyi göreceğiz ama en çok Türk'ün yaşadığı yer Almanya olduğu için soruyorum. Nasıl e, ilgi gösteriyorlar mı? E, ne oldu? Hadi ne zaman başlıyor falan gibisinden belli olur o ilgi zaten. E, zaten Özgür az önce ifade etti. Çok geniş bir muhabir ağına, daha sonra devamlı geni, daha da genişlettiğimiz bir muhabir ağına, e, sahibiz sahibiz. E, bu ağı daha da işte geliştirmeye yönelik adımlar atıyoruz. Çünkü duyan aynı zamanda ama bizim de şöyle sorunumuz var. E, bunu da yazın diyen bir e, hale gelmiş durumda yani Dolayısıyla insanlar gerçekten çok heyecanlı hem kendi e, yaşam e, yaşam sorunları yaşamsal sorunları doğrultusunda hem de batanlarında e, seslerini duyurmak istediklerinden dolayı e, çok heyecanlılar ve e, oldukça da güzel karşılanacağından eminiz ki bunu zaten e, abone sayıları da gösteriyordu Burası, yani duyan e, abone olmak istiyor aydınlığı. Evet. Peki e, buna, e, bunu okumak için aydınlık e, şeyine abone olmak lazım değil mi? E, mobil aydınlık mı olsun. Tabii. E-aydınlık en e azından uygulaması da abone var. E-aydınlığa lazım. Aydınlığa. Ben şimdi Avusturya'da yaşıyorum. Viyana'dayım. Tesadüfen televizyonda bunu gördüm. Dur ya dedim bu beni de ilgilendiriyor. Açacağım da nasıl abone olacağım? Abone olmamışım. Bir yol gösterin bana. Uygulaması var. Ee... Nedir? e-aydınlık uygulaması. Buradan abone olabilirsiniz. Onun dışında internet sitesinden aydınlık.com.tr'den de yönlendirme var bu abonelik için. Buralardan çok rahat bir şekilde aboneliğini sağlayabiliyorsunuz. Sosyal medya, yani internet sitesi ve uygulama üzerinden. Şimdi uygulama ne demek bilmiyorum ki kardeşim. Sen bana bir anlat. Uygulama ne? Nereden telefonlarda, bulurum? Telefonlarda kullandığımız diğer Hı? uygulamalar gibi e-aydınlığında bir uygulaması var. Nereden bulacağım onu ben? Uygulama indirdiğiniz programlar var her yani normalde nasıl bir uygulama indiriyorsanız telefona aynı onun gibi yazıyorsunuz ha, ya. Şeyi ayırır, mesela diyelim e, navigasyon uygulamasını Aynen indirdiğim öyle. yerde Aydınlığın da uygulamasının evet. şeyi var. Tabii. Ha ona tık dedin mi inecek. Ama oradan. bak böyle tarif edince <laughs> öyle. bak şimdi e, bana anlatmıyorsun. Aslında sen Avusturya'da, Fransa'da, Almanya'da, o. İngiltere'de yaşayan işçi, bilmiyor bu işleri onu anlatıyorsun. O yüzden böyle ısrarla soruyorum. Tabi oradan pahalı e, bir şey mi bu? Yok pahalı değil yani onun fiyatını tabi e, aydınlık yönetimi belirliyor onların hmm. e, açıklaması daha doğru olur ama bir Avrupa'da yaşayan vatandaşımız için hiçbir şey diyeyim size buna e, aydınla benim oraya... kulağıma şey diye geldi kağıt gazete fiyatından bile daha ucuzmuş diye geldi. yani baktığınız zaman şöyle de bir şey oluyor aydınlık abonesi oldunuz mu eski aydınlıkları da arşiv olarak e, size ha, sadece e, gazete aboneliği olsun. Tabii tabii Aa, eski o, aydınlıklara da ulaşabilirsiniz. Oldundan çok bir uyuyorsun. arşiv oluyor olsun ya. Tabii 10 yıllık en az 10 yıllık bir arşive de ulaşma şansınız oluyor. Bu yüzden e, sadece abone oldum çıkacak sayıları değil, önceden bir haber araştır ya da bir araştırma konusu var. Aydınlığın uygulamasına girip onunla ilgili haberleri araştırabilirsiniz. Ama benim gibi adamlar için çok iyiymiş bu. Peki e, can şey diyor musun? Tamamlıyoruz Aa, Almanya e, temsilcisi olarak. Aslında Özgür de zaten ifade etti. E, bütün cümlelere de bugün böyle başladım. Bugün Özgür ifade etti. Şeklinde başladım. Bu olsun. E, yani bütün vatandaşlarımızı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı tabi abone olmaya çağırıyoruz. E-Aydınlık okuyucular özellikle daha avantajlı. Hem arşive ulaşabiliyor hem de yeni Avrupa ikimizde e, Türk, e, Türk milletinin sesini duyuracağı e, daha geniş bir yelpazeye bölümlikte açılmış oluyoruz. Dolayısıyla e, Türkiye'de bayilerinden aydınlık gazetelerini alsalar bile aynı zamanda e, aydınlık okuyaraktan daha da geniş bir şekilde aydınlık gündemine aydınlık gündemini takip edebilirler. E, evet, vatandaşlarımızın sesini duymak için görevlerimize hazırız. Peki. Çok teşekkür ediyorum Can. Çok teşekkürler Özgür Altınbaş. Ben de işin doğrusu cumartesi günü merakla bekliyorum Aydınlığın Avrupa 2'ni. Hayırlısı olsun Aydınlığın Avrupa 2'nin yolu açık olsun. Ulusal kanal olarak biz de üstümüze ne düşerse yapmaya hazırız bu konuda. Sağ olasın, var olsun güzel kardeşim. Sağ olun. Sağ ol. teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Evet sevgili arkadaşlar Aydın'ın Avrupa 2'ni özellikle de Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımızın bir an önce ulaşmasını istiyorum. Hem bizim onlardan haberimiz olacak daha fazla, hem de onlar bize daha rahat bazı şeyleri anlatacaklar. Çok güzel, çok iyi. Peki. Şimdi arkadaşlar bir süredir Türkiye'de bir kampanya şeklinde dönüşen bir takım doğru olmayan haberlerle karşı karşıyayız. Ne gibi? İşte mesela İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Yaşatmaz kardeşim. İstanbul Sözleşmesi değil, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve Türkiye Cumhuriyeti yaşatır insanı. Vay işte İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik artık kadınlar daha fazla öldürülecek. Yok. Hiç öyle bir şey yok. Ondan sonra başka ne var mesela harp okullarına girişte irtica şartı kaldırıldı kaldırılmadı daha da genişletildi hatta bazı işte dışarıyla bağlantılı da diyebileceğimiz siyasal İslamcı akımlar bundan çok tedirgin oldular ve böyle bir şeyin olmadığı da çıktı bu da yalan. Ya işte mini Savunma Akademisi'nde Atatürk dersleri kaldırılmadı. Ama şimdi bak, yalanın yayılma hızıyla doğruyu anlatabilme hızımız arasında öyle bir fark var ki. Ve insanlar da belli nedenlerden dolayı, güdülen güdülerden dolayı bunlara inanmaya o kadar hazır ki. Yani inanılır gibi değil. E işte hükümet irtica ile ilgili her şeye göz yumuyor. Ne yumuyor? Bak tekkede bir tane amirat. E, de, Cumhurbaşkanı anlattı biz de memnun değiliz dedi. Bu müferrikli olay ve soruşturuyoruz gereğinde yapacağız dedi. Büyük ihtimalle de atılacak. Ya kardeşim Ayasofya camisi imamının e, niye böyle konuşuyor? E, doğru değil dedik biz de. Ne oldu bak Ayasofya camisi cami kebirinin imamı orayı bırakmak zorunda kaldı. Değil mi? Ayasofya Camii Kebirinde imamlık yapan Profesör Doktor Mehmet Boynu Kalın görevini bıraktı. Boynu Kalın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki akademik görevine geri döndü. Ayasofya Kebir Camii İmamı Profesör Doktor Mehmet Boynu Kalın görevini bıraktığını açıkladı. Düşünüyoruz sizler için boynu kalın, geçici görevlendirme ile Ayasofya'yı Kebir Camii'nde imamlık yapıyordu. Ancak bu görevlendirmenin sona ermesini talep etti. Diyanet İşleri Başkanlığı bu talebi olumlu yanıtladı. Böylece Mehmet Boynu Kalın'ın görevi sona erdi. Boynu Kalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik görevine geri döneceğini söyledi. Geçici görevlendirmeyle Ayasofya Cami imamlığını yapan Mehmet Boynukalın... ...son dönemde yaptığı laiklik karşıtı şeriat açıklamalarıyla tepki toplamıştı. Ne oldu? Adam görevini bırakmak zorunda kaldı işte. Eee hani bu hükümet şeriata getirmek istiyordu. Türkiye'de bu saatten sonra hiç kimse öyle bir şey yapamaz. Ne darbe yapabilir, ne şeriatı getirebilir, ne bilmem ne. Niye? Çünkü bu tür şeyler... Hep Amerika'nın işine yarar. Ama işte Doğu Akdeniz'de, işte Libya'da, işte Suriye'nin kuzeyinde, işte Irak'ın kuzeyinde, Fırat kalkanı harekatında, Zeytin Dalında, Barış Pınarında, Azerbaycan'da, Karabağ'da, Ermenistanla yapılan savaşta aslında savaştığımız hep Amerikadır. Amerika'nın gücü varsa Türkiye'de şeriatı da getirir, böler de Türkiye'yi. Ama Amerika ile savaşan bir ordum varsa o orduya şeriatçı meriatçı girmez artık. Kim doldurdu orduya Fethullahçıları? Evet Tayyip Erdoğan yok yok ondan önce de vardı. Kim ee, de, Kenan yok yok ondan önce de vardı. Mesut yok yok ondan önce de vardı. Demir yok yok e, Tansu Ecevit Tamam. Ee, bunların hepsi NATO dönemiydi. Ne zaman 2015'te darbe oldu, daha öncesinde aslında orduya kumpas kuruldu, milli orduya kumpas kuruldu diye açıklama yaptı AKP hükümeti o günden beri böyle şeyler ortadan kalkmıştır. Bırakın bunları. Şimdi biraz önce Foça açıklarında düşen uçağımızdan söz etmiştik. Ben bir yanlış anladım, şehit oldu zannettim pilotlar. Sonra da kurtarıldıklarını duyunca çok sevindim. Şimdi Ege Bölgesi Haber Müdürümüz Ufuk Akkaya telefon, telefonda değil mi? Tamam telefon hattımızda hemen ondan son durumu alalım. Ufuk nedir? Ee, ben e, önce bayağı bir yanlış anladım. Şehit oldu zannettim. Pilotlar kurtarıldığı haberi gelince bayağı bir sevindim. E, ne olmuş? Nasıl düşmüş uçağımız bize bilgi verir misin? Evet. O zaman son bilgiyle başlayalım. Sizin Buyurun. aktardığınız bilgiyi de iki pilotumuz sağ salim kurtarıldılar ve şu anda kontrol amaçlı olarak Hastaneye götürüldüklerini biliyoruz ve bu yönde de zaten e, görüntüler e, ekranlara, televizyon ekranlara ve sosyal ağlara da yansımış durumda. Yaklaşık bir saat e, önce bu haber gelmişti ama 10 e, dakika önce Milli Savunma Bakanlığı İzmir'de 2. E, Anajet Üssü Komutanlığı'nda e, kalkan, eğitim uçuşu şişi kalkan KT-1 e, tipi e, eğitim uçuşu sırasında şu an için henüz belirlenemeyen nedenlerle e, denize bir düşüş yaşadı. Kaza kuruma uğradığı belirtildi. KT1 tipi eğitim <laughs> uçağında e, bir eğitmen bir de e, öğrenci bulunuyordu o esnada. İki pilotumuz şu anda hastaneye götürüldüler ve kontrol altına e, alınacaklar. Tetkikler yapılacak. Koça açıklarında jet üstüne tekrar dönüş sırasında uçağın irtifa kaybettiğini biliyoruz ve İngiliz Burnu açıklarına düştüğünü, kırıma uğradığını biliyoruz. Hemen bölge zaten hem sahil güvenlik hem de deniz üslerimizin olduğu bölge olduğu için hem sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler hem de o bölgedeki deniz üssü, Foça Deniz Üssü Komutanlığındaki ekipler, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı deniz kuvvetlerine bağlı ekipler o bölgede vatandaşlarla birlikte e, pilotlarımızı denizden çıkardılar ve hastaneye doğru götürüldüler. Kore yapımı bir uçak olduğunu biliyoruz KT1'in ve Türk e, <laughs> Türk silahlı kuvvetlerinin yıllardır eğitimlerde e, kullandığı e, uçak olduğunu biliyoruz Kore yapımı ve tek motorlu. Buradaki ana amaç e, pilot adayının e, e, zorlu hava koşulları Ege bölgesi malumunuz e, hava koşullarının Sürekli değişkenlik gösterdiği bir bölgeler Ege bölgesi ve Ege üzerinde e, uçuş yaparken e, uçağın koça açıkları e, sırasında irtifa kaybettiğini ve e, İngiliz burnu açıklarına düştüğünü biliyoruz. Tekrar edelim yaklaşık 10 dakika önce Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İzmir'de ikinci ana jet üstünden kalkan eğitim amacıyla kalkan KT-1 eğitim e, uçağı, Henüz belirlenemeyen bir nedenle Poç'u açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. İki pilotumuz sağ olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldılar haline biler. Vallahi ufuk, ben yine de sevindim. Neden sevindim? Mala gelsin, cana gelmesin. Pilotlarımızın kurtarılması çok iyi oldu. Bu millet yine uçağını alır. Ne diyordu padişah? Bu millet isterse gemilerinin yelkenlerine atlastan halatlarını ...ibrişimden yaptırabilir. Olan uçağımız olsun. Yenisini alırız. Ama ki iki kahraman pilotumuzun kurtarılması... ...bizi çok sevindirdi. Sen de bunu teyit ettin. Ayrıntılarını anlattın. Sağ olasın, var olasın. İyi çalışmalar diliyorum. Evet, kardeşler. Durum bu. Gerçekten e, sevindirici bir haber oldu. Tabii uçağımızın düşmesini istemezdik. E, o da ayrı mesele ama... ...ne yapalım, olmuş. Yani pilotların sağ kurtarılması da... ...bizim için... En güzeli olmuş. Alırız uçak alırız ne olacak? Halledilir o. Kardeşler ya bu şey kötü oldu ya. Dur kaldır kaldır bu buna girmeyeceğim daha. Onu örnek olarak verdim. Böyle bir takım şeyler var. Yaratıcı yıkıcılık anlamında kampanyalar var. Ya ne oluyor? Bir dakika şişt, hop falan dediğiniz anda hiç derece etmeyin. Hemen basın ulusal kanala. Elinizdeki kumandayla çıksın ulusal kanal en doğrusunu oradan öğreneceksiniz. Ha kızabilirsiniz söylediklerimize ama bir gün sonra, beş gün sonra, altı ay sonra, iki yıl sonra bizim doğruyu söylediğimizi göreceksiniz. Niye? Bizim kimseye müdanağımız yok. Hiç. Bir abimiz var, atarız nerede olsa yatarız biz. Hiç sıkıntı yok. O yüzden doğru haberi istiyorsanız. Açın ulusal kanalı. içiniz rahat ede ede. izleyin Doğrusunu öğrenin. Şimdi e, bu şeyler artıyor ya. Ya o kötü. Bu Covid-19 meselesi. E, biliyorum sıkıldınız, yoruldunuz. Maskeden de yoruldunuz. Mesafeden de insan şöyle bir canım diye kucaklamak istiyor sevdiği. Onu da yapamıyoruz. E sıkıntı da var. Esnaf da zor durumda ama bakın ya vaka sayısı %34 artmış ölüm oranı %56 artmış. 1 Nisan'da 40 bini e aşan COVID-19 vaka sayısı 7 Nisan'da 54.740'a yükseldi. 1 Nisan'da 176 kişi hayatını kaybederken 7 Nisan'da bu sayı 276'ya çıktı. Türkiye'de kademeli normalleşmenin başladığı 2 Mart'ta günlük vaka sayısı 11.837 idi. O güne kadar en yüksek vaka 2. dalgada 8 Aralık'ta 8 Aralık 2020'de 33.198 olmuştu. Şimdiye kadar en yüksek günlük ölüm sayısı da 259 can kaybıyla 23 Aralık 2020'de kayda geçmişti. Bu rakam 2 Mart'ta 68'e kadar inmişti. Bakın arkadaşlar 2 Mart'ta 68'e kadar düşürebildik bunu. Şimdi çıktı yine günde 176'ya. Ha bu olacak şey değil. Bakın ne yapacağız biz bunu ya? Ha? Yani bir yıldan fazla bir zaman geçti. Hala doğru maske takmayı mı öğrenemedik? Hala ne bileyim bakıyorum İstiklal Caddesi'ne ya kardeşim çok diyorum. Ama İstiklal Caddesi'nde insanlar burun buruna yürüyor neredeyse. Yani ne var? Ne var? Bir şey yok ki. Caddenin o eski canlılığı olsa o eğlence hayal onlar da yok. Ya biraz sabredin. Ya 15 gün, 20 gün bir ay çıkmayın evinizden. Çok mecbur olmadıkça. Ama mecburum. Niye? E patates de patates yiyeceğim. Tövbe yarabbim. Bu mu mecburiyet ya? Görüyorum gidiyorlar. Patates içine bir şeyler de olur. Basbayağı patates ha. Evden nesi pişirse yemez. Ne patates mi yiyeceğim şimdi? Der. Gidiyor orada patatesin içine bir şeyler dolduruyorlar. Oturuyorlar karşılıklı. Maskeler çıkıyor. E söyle öyle bulaşıyor işte. Yani öleceksin mi o patatesi yemesen Mecbur olmadıkça, ah ben mecburum Halil Bey, niye? Patates yiyeceğim. böyle böyle bir bahane, vallahi böyle bahaneler ya. <laughs> e ne yani? E arkadaşlarla bir saat, iki saat oturma, 10 dakika bile oturma. Oturma kardeşim, kapalı yerde oturuyorsun. Yaygınlaştığı mutasyon diyor, bilmem ne diyor, elli bin tane şey söylüyorlar ya. <laughs> e ne yapalım? Bilmem aydınlığın dört önerisi var. Bakalım bakalım nasıl düşürebilirmişiz. Bakalım çocuklar. Efendim. Covid-19 salgınında vakalar ve ölüm sayıları artıyor. Yeni önlemler kapıda. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Deniz Çalışkan ve uzmanlar atılması gereken adımları aydınlığa anlatmış. Ne yapacakmışız? Şöyle yapacakmışız. E, dur bir dakika, dur bir dakika, dur. Dön geriye. Heh, şu dört maddeyi bir okuyalım. Kamuda ve özel sektörde kademeli mesaiye geçilmeliymiş. Toplu taşımada seyreltme yapılmalıymış. Ekrem Bey'in işi bu. Ekrem Bey toplu taşımayı seyreltelim lütfen. Hakikaten yani benim yakınlarım da e, otobüsler dolu diyor, metrobüsler dolu diyor. E burun buruna gitmesin insanlar biraz daha sıklaştırın bunları. Şehirler arası seyahat kısıtlaması. Yani iki ay önce olsaydı bazı şehirlerde düşüktü şimdi hepsi kıpkırmızı. Olsun yine de koyalım ve mümkün olan sektörlerde uzaktan çalışma modeli olabilir mi? Olabilir. E ama hükümet de istiyor ki ekonomi de durmasın. E bu koşullarda ekonomi durur mu? Durmaz. Yürür. Bir şekilde yürür. Ama hükümete yakın gazetelerden bazı gazetelerde bir anlaşmazlık var. Mesela yeni şafak hemen tam kapanmadı. Değil mi? Nerede? Where is the new şafak? Tam kapanma şart diyor. <laughs> ya bir dur. Yok tam kapanma. Vaka sayıları 55 bine dayanarak zirveyi görürken Ramazan ayında tam kapanma gibidir. radikal kararların alınması gündemde. Bu kapsamda kalabalık ortamda hareketliğin azaltılması için en başta 20 yaş altı gençleri de 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik saat kısıtlaması, esnek mesai düzenlemesi, uzaktan eğitime geçiş ve seyahat yasakları geri gelebilir. Şimdi 65 yaş üstü neden? E efendim onları korumamız lazım. İyi de kendine dikkat etmeyen daha çok 18-40 arası. Görüyorum işte sokakta. Yani önce kendimize sahip çıkacağız. Neyse Yeni Şafak tam kapanma diyor ama bir başka gazete yine hükümete yakın diye nitelenen gazetelerden bir tanesi. Başka bir şey söylüyor. Ne tam kapanması? Ya diyor. Hangisiydi o? Eee... Akşam, akşam. Akşamda tam tersini söylüyor. Hangisini yapacağız şimdi? Bir de bunların hepsi akşam, akşam arkadaşlar. Ha? Bir, e, bir de bunları önerenler de hepsi e, bilim adamı. Yani ben biraz şaşırdım vallahi. E, nasıl olacak bilmiyorum. E, nerede? Haber nerede? Hı? Allah Allah. Ben burada akşam yazmışım. E, Neyse bir gazetelerden birinde diyelim tamam. Bunun en iyisi galiba bir an önce aşılanmak. Ee, işte i̇şte şeye kadar Haziran'a kadar 40 yaş üstü aşılanacakmış. Hürriyet öyle diyor. Daha doğrusu Sağlık Bakanı öyle diyor. Daha doğrusu Ahmet Hakan öyle diyor. Ee, Sağlık Bakanı ile konuştum diyor. Haziran'a kadar 40 yaş üstü aşılanacakmış. Vallahi çok iyi olur. Vakalar artıyor, aşıda hız kesildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu gidiş nereye diye sordum. Bakan Koca vakaları düşürmek için nasıl bir yol izleyeceklerini anlattı. Ha, şimdi öğreniniz. Dur bakalım. Vakalarda ciddi artış var. Bunda mutasyonun etkisi var ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önemli gevşek önlemleri gevşettik maalesef. Çözüm aşıyı hızlandırmak. Beraberinde de hareketliği azaltmak. Önce tedbir sonra aşı ya da önce aşı sonra tedbir değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor, başka çözüm yolu yok. Temel hedefim şu, Mayıs, en geç Haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak. İkinci hedef şu, Temmuz'a kadar 20 yaş üstüne aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için. Sonuç alacağımıza inanıyorum. Haziran sonu itibariyle 40 yaş üstüne her şartta, her şartta aşılayabileceğimize inanıyorum demiş. Vallahi çok iyi olur. Ama ben size söyleyeyim, Sayın Bakan, yani biz de dolaşıyoruz, e, geziyoruz falan. Üstelik e, gazeteci olduğumuz için yasaklı günlerde de e, göreve geldiğimiz için görüyoruz. Vallahi Sayın Bakanım geçen sene Mart'ın Nisan'ın önlemlerinden eser yok sokakta. Çok ciddi söylüyorum. Hesapta cumartesi pazar sokağa çıkmak yasak değil mi? Aa bir trafik oluşuyor bildiğiniz gibi. Değil. Araba trafiği. Bu ne ya? E hani sokağa çıkmak yasaktı. Ha anlarım, e, ekonominin devam etmesi için bazı şeyler şart ama geçen yıl Mart'ın İhsan'ı da bildiğim için sokakta bir ambulans görürdük, bir polis arabası görürdük, başka tek tük kamyonlar, kamyonetler, tek tek tük tük e, özel otomobiller görürdük. Polis mesela örnek vereyim, sahil yolunda Bakırköy mevkiinde yolu daraltırdı, polis hayırdır derdi, ben çıkardım basın kartımı gösterdim tamam derdi. İnsanların elinde görev kağıdı. Şimdi abi e, e, yok ki bu kontroller. Ha burada Saraçhan'ın neresi orası? Şişhanenin başında. Polis yolu daraltı. Yok ki. Yok yani ne kontrol var ne bir şey var. E şimdi diyorlar ki mesela Sefaköy'de Kirazlı Caddesi'nde trafiğe kapalı caddede sigara içmek yasak. E gidin görün bakayım yasak mı değil mi? önlemleri alacağız. Tamam vatandaş kendine dikkat edecek ama devletin orada olduğunu hissedecek. Diyecek ki ya ben şimdi çıkacağım arabamla ama polis çevirecek. Polis var, kontrol var, çevirecek. Ne yapacağım diyecek. 3 bin lira para mı vereyim, evimde mi oturayım? Bu önlemler de lazım. Bakın İngiltere'de ne oldu? Sürü bağışıklığına geçiliyor pazartesi günü İngiltere. <laughs> Vallahi bak. Ha, Bilim insanları pazartesi gününü işaret etti. İngiltere sürü bağışıklığına geçecek. İngiliz University College London tarafından yapılan dinamik modellemeye göre İngiltere'nin sürü bağışıklığı eşiğini pazartesi günü geçeceği açıklandı. Modellemeye göre ülke nüfusunun %73.4'ünün 12 insana kadar Covid-19'a karşı korumaya sahip olacağı belirtildi. Bağışıklıkta yoğun aşılama etkili oldu. Gördünüz mü nasıl başa çıkılıyor? He? İngiliz medyasında çıkan haberlere göre bilim insanları İngiltere'nin pazartesi günü itibariyle sürü bağışıklığı eşiğini geçmeye hazır olduğunu e, iddia etti. Üniversite College London tarafından yapılan modellemeye göre nüfusun %73.4'ün 12 insana kadar yeni tip koronavirüse karşı korumaya sahip olacağı belirtildi. İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan ve 14 Mart'ı son gün olarak sayan e, araştırmada ise... İngiltere'deki kişilerin tarih itibariyle yüzde 54'ünün virüse karşı antikor sahibi olduğu belirtilirken, UCL, UCL, arkadaşlar yukarıya çıkalım yazı bitti, daha aşağıya iniyoruz. UCL tarafından yapılan araştırma, yani o London College tarafından yapılan araştırma, bu veriler yardımıyla gerçekleşmiş UCL tarafından yayınlanan araştırmaya göre virüse karşı aşı yoluyla veya önceki enfeksiyonla korunan kişi sayısı 12 Nisan'da %73.4'e çıkacağı bildirilirken bu rakamın ülkeyi sürü bağışıklığına kavuşturmaya yetecek oran olduğu belirtildi. Şimdi adamlar maskeyi çıkaracak ha. Vallahi billahi maskeyi çıkaracaklar. Rahat rahat dolaşacaklar ortada. Geçen sene kırılıyorlardı. E diyeceksiniz Türkiye'de aşağı. Bizde de iyi gidiyor. E o şu nerede, o şu, o şu. 100 milyon aşı daha geliyor. Ama bizde biraz e, gariplik var. Ben aşı olmayacağım abi ya. Niye? Çip takıyorlarmış aşılarla. Ulan senin neyine çip takacak? Çip taksa ne olacak? Takmasa ne olacak? Neyini öğrenecek ya? E bizi dönüştürecekler. Neye dönüştürecekler? Ne? Seni neye dönüştürebilir adam? James Bond mu yapacaklar senden? Ya benden James Bond olur mu? Baksana göbek bilmem ne falan. Bir şey olacağı yok kardeşim onlar da masal. Gidin aşınızı olun. Olun yavaşınız. Böyle bir garip anlayış var. İlginçtir. Ee, bir de beni sevindiren bir şey oldu. Sabah gazetesinin bir haberi var. Bir profesörün durumu. Abi adam süper profesör ha. Vallahi çok sevdim adamı dünyanın en prestijli üniversitesi MIT'de araştırmacı olan Profesör Zahma babasının dön ülkene hizmet et telefonuyla Türkiye'ye geldi, büyük başarılara imza attı. Babası bir telefonu ediyor, gel lan diyor, ülkene hizmet et, yeter. Pat diye geliyor abi adam ya, bayıldım. Abi dedi ki, Massachusetts Institute of Technology'yi, MIT'yi bırakıp, kariyerine Türkiye'de devam eden Profesör Doktor Mehmet Zahma Kıran, Van 100. Yıl Üniversitesi'nde kimya laboratuvarı kurdu lahma yakıt pillerinde hidrojen uygun hidrojenin uygun depolanmasını sağlayan projeleriyle dünya literatürüne girdi. Doğa ve sağlık bilimleri kategorisinde ilim yayma ödülüne layık görülen Zahma kıran şöyle konuştu. En büyük motivasyonum ülkeme, devletime olan güvenimdi. Çünkü bilimsel çalışmalar yaparsam devletimin bana destek olacağını biliyordum. Şimdi bizdeki e, hocalardan birine söyle. Van 100. Yıl Üniversitesi Ya ama be, bırak abi ya ben MIT'ye gideyim. Adam MIT'den geliyor, Van 100. Yüzyıl Üniversitesi'nde laboratuvar kuruyor ve yapacağını orada yapıyor, dünya çapında kariyer yapıyor adam. Demek ki azmedeceksin, ülkeni seveceksin, insanını seveceksin, bir de baba sözünden çıkmayacaksın. En güzel tarafı da bu, baba, babanın sözünden çıkma. Hımm. Şimdi biliyor Şimdi biliyorum, gençsiniz. bu babam da ya, eski çağda kalmış ya, hiçbir şey bilmiyor bu da ya falan dersiniz. Ama kaybedince görürsünüz. Babanız hep sizin için vardır. Bir çocuk ne zaman büyür biliyor musun Harun? Bir genç ne zaman büyür? Babası ölünce. Büyümek için babanızın ölmesini beklemeyin. Aile önemlidir arkadaşlar. Her zaman lazımdır. Tabii yani böyle körü körüne falan demiyorum ama aile sizin güvencenizdir. Bak babası geldi o vatanına hizmet et. Ne kadar güzel değil mi? Peki bugünlük benden bu kadar. Ee, ama bugünlük değil ya. Bugünlük daha benden bu kadar değil. Daha akşam işimiz var. Akşam teferruat var. Bu akşam kuruluş yıl dönümünde Türkiye'nin NATO'daki konumunu ama buna işte öyle NATO şudur NATO budur diye değil. Bugünün güncel sorunlarıyla birlikte. Mesela işte Montreux Sözleşmesi'nde NATO'nun konumu Karadeniz'deki sıkıntıda NATO'nun konumu, Doğu Akdeniz'deki falan bu tür konularla birlikte NATO'yu konuşacağız. Geçen hafta söz vermiştik. Bu haftayı geçen haftadan rezerve etmiştik. Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin İstinye Üniversitesi Gülsam koordinatörü, Avukat Nusret Senem Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tevfik Kadan Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü güzel bir teferruat olacak. Saat 20.30'da. 20.30'a kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece 20.30'a. Teferruata kadar değil. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek.